her son kez solundaki derin okyanusa. Ruhun bir deli enkaz, söylemesen de ben görüyorum. Sevmek bu kadar mı zor? Tut elimden, koş gel bana. Gel hadi gel bak, bekliyorum burada. Bıraktığım son durakta. Gel hadi gel bak, ağlıyorum hala. Limandan kopan o kayıkta. Gel hadi gel bak, istiyorum inatla. Ne kadar zor olsan da. Gel hadi gel bak sevgilim soluma. Sarıl bana, hiç bırakma. Kusluydu seni bana getiren uzun yorgun yollar. Dıttı gülüşlerim hapsolan acının izlerini. Yanan mumun gölgesinde titredi ellerin ellerimde. Tüttü kokum dağıldı teninde, kalbinde, ellerinde. Sevgili izleyenler, sonunda doğa yüzümüze okkalı bir şekilde tükürdü. Marmara Denizi deniz salyası etkisi altında kaldı. En büyük sebeplerden biri de iklim kriziymiş. Ne yazık ki dünyamızı kaybediyoruz. Bu iklim krizi sadece bize mi var? Niye sadece bizim denizimiz? Derseniz iklim krizi sadece bize yok. Ama ekstra çabalar sadece bizde var. Marmara Denizi meğer 89 yılında ölmüş. Yıllarca inşaat için denizden kum alınması, denizi doldurup inşaat yapılması, fabrikalar ve diğer tüm beldelerin atığı onlarla derin drenaj yapıyoruz diye ahkam kese kese denize dökmesi nedeniyle denizdeki tüm oksijen bitmiş. Marmara Çevresel İzleme MAREM yetkililerine göre şu anda bir cesedin çürümesine tanık oluyormuşuz. Evet, hala doğaya kafa tutmaya devam mı? Yoksa tamam mı? Hala atıkları lağımı denize dökmeye, denizin içini inşaat yapacağız diye sömürmeye devam mı? Biz yok olmadan uslanmayacağımız için bu soruların cevapları da ne yazık ki belli. Ve deniz yüzeyi salya kaplı. Bu arada Türkiye'nin Maldivleri denilen Salda Gölü'nden de haber var. Ayakkabıyla bile girilmemesi gereken göle kıraathane yapmak için dozerle girince kumun da gölün de rengi değişmiş. Böyle yavaş yavaş dozerlerimiz ve müteahhitlerimiz el verdiğince bizden sonraki nesle hiçbir şey bırakmayacağız inşallah. Sevgili izleyenler, Finlandiya Başbakanı'na kahvaltısı yüzünden soruşturma açılmış. Sucuğun yağına ekmek banmayıp dökmek dışında aklımıza bir kahvaltı suçu gelmedi ama olay sucukla ilgili değil. Aylık 300 euroluk kahvaltı faturasını devlet ödeneğinden tahsil ediyormuş. Eğer size de bize olduğu gibi devletten haksız tahsilatlar yerine hala sucuk daha önemli geliyorsa tebrikler. Orta doğulsunuz. Hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sanna Marin, "Başbakan olarak ben ne bu ödeneği talep ettim ne de bu konuda bir karar verdim." tweet'i atarak kendini savunmuş. Ardından da ikinci bir tweet daha atarak "Ben yemeseydim mafya yiyecekti, çanları susturamayacak, bayrakları indiremeyeceksiniz." demiş. Demiştir herhalde. Microsoft Başkanı insanların yapay zekaya karşı korunmaması halinde George Orwell'ın 1984 romanında tasvir ettiği hayatın 2024'te gerçek olabileceği uyarısında bulunmuş. Yapma ya. Hem üret hem vallahi karışmam benden çıktı diye zehri sal. Hayır, kafası bir de robot istilası kaldıracak varsa aramızda buyursun direnişe geçsin. Biz bu nesil olarak kotamızı doldurduk. Daha iklim krizimiz var. Efendim, çanak antenlere gelene dek Orwell Bey'in alametleri
alametlerine gelene dek biz 4 kere mezarında George Orwell'ı ters döndürürüz. Siz yine de sevgili izleyenler Kettle'a bir göz kulak olun. Ben bir kılım ona. Hatta ben değil, bütün yıkım ekibi olarak kılız. Bazen kısa sürede, bazen 10 yılda ısıtıyor. Hayır, inisiyatif oluyor gibi bakın. Bir bokluk çıkacak oradan. Ekipçe uyarıyoruz. Efendim, Yeni Zelanda'da David Jones adlı bir sosyal medya fenomeni kartondan yaptığı ve Karton Genie adını verdiği lüks araç modelini 10.420 dolara satıp parayı yeni çocuk hastanesine bağışlamış. Bravo sana Davut. Hem üretken, hem mizahşör, hem de yüce gönüllü olmak ağır gelmiyordur inşallah. Ama Yeni Zelanda'da örnek vatandaş olmak kolay. Gel buraya Orta Doğu'da da yap kartondan tofaşını. Karşılığı 50 kağıt ve mandal al bas git. Dünya hızla ılık götlü haberlere geçmişken bu haberlere biz yetişemiyoruz. Hayır, nazarımız değecek, ondan tedirgin oluyoruz. Buradan bu ılık götlülere sesleniyoruz. Efendim gidin ötede refahlaşın. Sevgili izleyenler, İtalyan bir sanatçının görünmez heykeli 150 bin liraya satılmış. Ama işte o işçiliği, detayları falan tabii çok değerli, az bile. Eserin basılı ya da dijital bir temsili olmadığından varlığı da ancak alıcının elindeki orijinallik sertifikasıyla doğrulanabiliyormuş. Şimdi bu durumda bir A4 kağıdı 15 bin euro etmiş diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Hayal ya da gerçek, sanatçı heykeli diktim diyorsa inanmak zorundayız. Bakın, bu tür sıra dışı yorumlar hepimize kapı açar. Malum ekonominin hali ortada. Sen bir boş tuvali umudu çizdim diye iteklesen, o hiçliğin heykelini yaptım diye 15 bin kaldırsa fena mı olur? Sanat pekala market alışverişi ve faturalar için de olabilir sevgili izleyenler. Satın alan kişi de umarız eserin bir fotoğrafını çekip yayınlar. Bir boşluğa dalıp düşünmek hepimize iyi gelebilir. Kıps. Sevgili izleyenler, gözümüz aydın. Yapılan açıklamaya göre milli uzay projesi için astronot alımı yakında başlıyormuş. Peki kim bu Ay'a 2023'te sert, 2028'de ise yumuşak iniş yapmayı başaracak şanslı uzay kerataları diyorsanız, yapılan açıklamada astronot alım şartlarından ne yazık ki bahsedilmemiş. Yaşadığı ülkeyi iyi tanıyan bizler astronot alımlarıyla alakalı tahmin yürütürsek, öncelikle uzaya gönderilecek eş, dost, akrabadan kalan kadrolar için KPSS şartı aranma ihtimalini düşünmeden edemiyoruz. Sonuçta bu ülkede KPSS şampiyonu atanamayan astronot inşaatta çalışıyor gibi haberler görürsek şaşırır mıyız? Hayır, şaşırmayız. Efendim, vallahi şu milli sporcularımız da olmasa yüzümüzü güldürecek bir bayrak astronomumuz olmayacak. Ama Allah'tan varlar, iyi ki de varlar. Milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Bu başarı onun, gurur hepimizin. Bitmedi, bir bayrak asmalık daha haberimiz var. Euroleague Final Four'da Barcelona'yı 86-81 yenen Anadolu Efes erkek basketbol takımı şampiyonluk kupasını ülkemize getirdi. Kendilerine bu gururu ülkemize bir kez daha yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar, beyler, bir ne istediğini bilenlere ye daha hoş geldiniz. Evet, yine bir başka arkadaşım benim yanımda. Hatırlarsanız ilk bölümde Umay'ı, ikinci bölümde de Cansu arkadaşımı paketlemiştim. Cansu, Schweppes şişesine benzer kostümüyle gelmiş olsa da yine de kaybetmişti. Göksu arkadaşım bugünkü rakibim. Beni yenerse o masada kalıp devam edecek. Takip edenler bilir. Sevgili Göksu, bu hafta ne yapıyoruz? Tangerine Sunset yapacağız bu hafta. Sangrini Sunset yapacağız bu hafta. Ağzınızı hareket ettirmeden ismini söyleyebileceğiniz enteresan bir kokteyl. Sangrini Sunset. Sangrini Sunset. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, yine bir rakibimi paketledim. Göksu da benim gibi mocktail yapamıyor. Sevgili izleyenler, oha, o kadar iyi olmuş ki. Sizinki. Benimki değil mi? Benim çok şey. Gerçekten çok iyi yapmışım. Haftaya bir başka rakibimle sizlerle olacağım. Ne istediğini bilenlere yine bekleriz. İyi akşamlar. Bige Önal! Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi, fena değil. Çalışıyorum. Evet. Onun dışında pandemi.
Çok iyiyim de diyemiyorum ya bu pandemide. Bir yok insan yok de artık canım. Yani bir öğrendik sanki adapte olduk gibi ya Bilge. Evet. Öyle bir şey var yani hani bir yandan gerçekten normal bizim eski pandemi öncesi hayatımızda hissettiğimiz gibi hissedemiyoruz şu an. Ama şu anki hale de bir şekilde alıştırdılar evet, bizi gibi bir şey var. Bir de bir yandan da çalışmaya devam ettiğimiz için evet. Çok da anlamıyorum. Evet zaten çalışanlar çok anlamayabiliyor bunu. Yani çalışmayan evde sürekli durmak zorunda kalan çoğu arkadaşımız çok sıkıldı tabii yani. İşte o yüzden de böyle bir fena değil iyi deyince de. Yani bizim için fena değil. Hı. Şanslı azınlıktık öyleyiz. Biz. Ama çok müzisyen arkadaşımız falan mesela hareket edemedi. Yani kesinlikle. Bizim arkadaşlarımız daha iyi bilir bizden ama çok arkadaşımızın çok sıkıntı çektiğini ve hani çok üzücü haberler neredeyse her ay aldığımızı hepimiz biliyoruz. Ama işte bir şekilde de hayatımıza devam ediyoruz. Daha iyi koşullar bütün arkadaşlarımız için yaratmaya çalışıyoruz falan. Şimdi az önce geyiğini yaptık. Senin ismin gerçekten farklı. Biz bir baktık Orhun yazıtlarına falan gidiyormuş. Kaan'ın yanındaki bilge kadın anlamı falan varmış öyleymiş. Değil mi? Öyleymiş. Evet. Yani şey diye geçiyor aslında ama sultanın kızı aslında prenses ama ha. O orada prenses olmadığı için işte bilgeymiş. Peki bir hikayesi var mı isminin? Aslında çok basit. Bilge Tınaztepe var. Bilge Yalın. Annem onun anneleriyle galiba arkadaşmış ve onu da görüyor ve çok beğeniyor ismi. Anlamını öğreniyor. Daha çok beğeniyor. V koyuyor. Aa, bitti. Peki şimdi senin baba tarafın İzmirli, anne tarafın Heybeliadalı. Sen de Levent'te büyüyorsun. Evet. Seçimlere bak. Bal, dök, yala. Yani ara ara adaya da İzmir'e de gitmişliğin var yani mı? Gidiyor musun? Çocukken İzmir'e çok gidiyordum. Ha. Annemle de adaya da çok gidiyorduk ama artık annem biraz çekti ayağını adada. Şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım adada yaşıyor. O yüzden ara oluyor gidiyorum. Ha, çok yani adayı çok seviyorum. Peki. Mahalle havası almış bir çocukluk olduğunu öğrendik. Hissediyorum. Hissetmiyorum. Yok öyle bir hissim yok. Evet evet çok gerçekten. Bayağı top oynayarak falan geçmiş. Ya, aylıklar, saklambaçlar, ebelemeceler falan her şey. Ha, yani. Onların hepsini oynadın. Şey, evet. Ay ne güzel. Peki kıyaslama yapıyor musun hiç şu anki dönemle? Bizim zamanımızda şöyleydi ya falan. Hocam o başlayalı çok oldu zaten. Ya. Yani böyle herhalde mahalleden koptuğum an başlamışımdır onu söylemeye yani. Aa o kadar. Ama şimdi tabii farkı daha çok görüyorum. Çünkü ben o mahalleden daha yeni taşındım. Ah. Yani pandemi başlamadan önce ben taşındım. Hayatımda ilk defa taşındım. Dolayısıyla da mahalleyi de görüyordum. Bizim kadar çocuk yok sokakta, eskisi kadar yok. Evet. Hani aynı sokak ama o kadar çocuk yok, o kadar oynayan yok, o kadar dışarı çıkan yok. Dolayısıyla evet çok karşılaştırma yaptım. Peki hangisi daha iyiydi sence? Ya kesinlikle bildiğim eskisi biz. Daha iyiydi. Çünkü ben zaten böyle şey bir tipim biraz nostaljik. Yani keşke teknoloji olmasaydı falan diyebilirim yani. Evet. Hadi ya. Ya böyle mektup yazsak hala falan isterdim. Aa yazar mıydın ya? Mektup arkadaşım vardı. Var mıydı? Hiç tanışmadım daha hala. Aa hala mektuplaşıyor musun? Yok hayır ama hani artık telefona geçildi. Ha telefonlaşıyorsun. Bir yerden sonra telefonlara geçildi evet. Hala mı şey karşılaşmadın mı canım? Bir kere karşılaştık diye hatırlıyorum. Aha. Emin de değilim. Umarım izlerse üzülmez. Karabük'teydi o. Karabük'ten ya annem benim köşe yazarıydı. Aha. Onun bir hayranıydı ama biz sonra onunla arkadaş olduk. Çünkü benim yaşıma yakın biri. Sonra mektuplaşmaya başladık. Ne kadar güzel. Evet. Telefona geçmek nasıl oldu Bige? Yani herhalde ben çok küçüktüm o zaman. Sonra herhalde ben bir cep telefonu edindim. Hı hı. Ve bir şekilde oradan haberleşmeye başladık herhalde. Telefonla konuşmaya önce başladım. Mail sonra telefon mu olmuştu? Tam hatırlayamıyorum. Hala konuşuyorsun. Aralarda konuşuyoruz. Hadi ya. Evet. Ay ne güzel. Hatta geçenlerde çok sevdiğim bir çocuk kitabım vardı benim Aytül Akalın. Onu bulamıyorum hiçbir yerde. Meğersem onda varmış. Yok artık. Evet bana yolladı onu. Aa evet. Arkadaşlar bak. Gizli güç. Çok tatlı. Karabük'te mi hala? Onu bilmiyorum. İstanbul'da olması lazım. Ya emin değilim çünkü bayağıdır konuşmadım. Nasıl bir arkadaşlık bu? Ya var tam mısın? Mektup arkadaşlığı gibi işte. Ne? Görsem tanırım canım. Canlı, belki bir kere karşılaşmışızdır diyor. Evet emin olamadım. Çok gerçek bir delilik. Adı ne? Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül'e buradan sesleniyoruz. Umay'ın da bir mektup arkadaşına ihtiyacı var. Ya da yakın bir zamanda kendini bana gösterme olur. Ayşegül Hanım bir gün buraya gelirse biz kendisiyle tanışmayı çok isteriz. Vallahi enteresan, evet, çok garip. Şey.
Hala sürdürmek çok etkileyici geldi bana. Peki annenin ve babanın tanınır olması çocukluğunda nasıl hissettiriyor sana? Ya da şöyle bir şey, oğlum be, aa bizimkiler tanınıyor ya falan dediğin böyle bir aydınlandığın bir an hatırlıyor musun? Olmadı çünkü benim o aydınlanmama kadar annemler zaten kendilerini silmişlerdi piyasada. Yani ama bu gerçekten yani tam anlamıyla öyle. Yani aa, bunun için uğraşmışlar bayağı. Gerçekten evet. Mi? Uğraşmışlar. Sevmiyorlarmış hiçbir zaman şöhretli olmayı. Aa. Hiçbir zaman da o şeyi yani sonuçta babamın mesleği, babam jübile yaptıktan sonra bir şekilde sonuçta eskisi kadar popüler olmadığı için zaten geride kalmaya başlamış. Onu biraz daha hızlandırmışlar bizimkiler. Aa. Evet. Tercihen. Tercihen. Aa, çok güzel. Yani çok, çok böyle, güzel bilmiyorum tabii. Yani şey, yani çok böyle göz önünde yaşıyor olmaktan hoşlanmamışlar o dönemde. Hani birçok insan belki şey der ama hani o zaman niye bu mesleği yaptın ama öyle ne olmuyor. Ne alaka canım? Çünkü Allah Allah. Başka evet. Bir şey o yani. Dolayısıyla ben zaten ayıktım. Artık öyle bir şey yoktu ama tabii ben biliyordum çünkü yani sonuçta konuşuluyor. Ha, ya da bir yere tamam, gittiğimizde zaten. Bir şey oluyor falan anlıyordum yani. İyi süper. Enteresanmış. Evet. Bilgi Üniversitesi sinema mezunusun evet. Sen. Çok iyi ama annen motive etmiş seni sanki. Çünkü sen normalde hukuk okumak istiyormuşsun da annen sana falan falan demiş. Şöyle oldu ben sana evet. Söyleyeyim hemen. Evet. Ben aslında zaten oyunculuğa başlamıştım lisedeyken. Hı. Hatta daha küçüklüğümden evet. Beri de böyle reklam auditionlarına gidiyordum. Sonra aslında oyuncu olmak istiyordum ama biz annemle çok hayatta kalma savaşı verdik beraber. Ve annemin çok zorlandığını görüp böyle ben oyuncu olursam anneme yardımcı olamam gibi bir kafaya girdim. Ve ben dedim ki en iyisi hukuk okuyayım. Ondan sonra dedim ki ben hukuk yazayım, ÖSS'ye hazırlanayım ve hukuk yazayım. Ve annem hiçbir zaman ben lisedeyken de aslında ÖSS'ye hazırlanmamı istemedi. Aa. Hep dedi ki niye bu... Sisteme giriyorsun. Yani sen aslında zaten oyuncu olmak istiyorsun, sanatçı olmak istiyorsun. Yurt dışına git, 2 senelik okullarda oku, ÖSS'ye girme. Niye kendini bu kadar zorluyorsun? Ama o zaman anlamamıştım ben tabii. Hmm. Kızıyordum anneme o zaman. Hani diğer anneler gibi değil diye. Ve sonunda ben ÖSS'ye hazırlanırken buldum kendimi ve ÖSS'ye girdim. Dedim ki ben hukuk yazacağım çünkü ancak geleceğimi böyle kurtarabilirim diye düşündüm. Baya. Evet baya. ÖSS'ye girdim, puanlar geldi ve seçim yapacağım. Gün dedi ki bana sen ne olmak istiyorsun? Ya ben dedim ki ben oyuncu olmak istiyorum ama oyunculukla olmayacak herhalde. O dedi ki hayır öyle bir şey yok. Yani eğer bunu istiyorsan git ona yakın bir şey yaz. Artık konservatuarda kaçırmıştım çünkü. ve ben de sinema yazdım. Aslında bu böyle oldu. Yani hukuk okumak istiyorum gibi bir durum yoktu da hukuk biraz daha böyle... Bayağı şey yani bizim bildiğimiz hani bütün jenerasyonlarda hala öyle mi bilmiyorum ama ailelerin bir altın bileziğin olsun kafasına fikri... Kafasına ben girdim evde. Evet. Aynen öyle. Gerçekten. Yani tam bir anneymişti anladın mı o noktada yani neden? Daha niye hakikaten. 70 yaşında doğdun diye bir soru aradım. Hakikaten ya. Benjamin Button'la beraberiz. Hiç konservatuara girmeyi falan düşündün mü? Yani sinema okurken de dönüp hadi bir tamam ben konservatuar okuyayım falana geldin mi? Artık geri yok. Artık geri bakmadım bir daha. Yani bir daha hani bir sene daha çalışayım konservatuara gireyim öyle yapmadım. Şey yani zaten şimdi anlattığın hikayelerden de biraz öyle gibi yani bayağı karar verip devam ediyorsun gibi oldu. Gibi evet, birisin galiba yani. Sen. Evet. Senin burcun neydi? Kova. Kova. Oo çok manidar girindi. Aynen. Ne? Yok, sen? Ben teraziyim. Biz iyi anlaşırız. Tabii ki. Hava. Tabii ki iyi anlaşırız. Böyle falan. Kendimizi bozduk tabii, tabii biz oyuz zaten. Gevşedim. Biz oyuz ve burada sadece bir personelle oturuyoruz aslında. Hiç estetiğin var mı? Yok ama dişim kırılmıştı. Dişimi yaptırmıştım. Onu estetikten sayıyor muyuz? Yok. O zaman... No. Üzgünüm. O zaman yok. Onu sayayım. Yok. Maalesef. Estetiği yok maalesef. Estetik ihtiyacın olsa yaptırırsın ama. Yaptırmam. İhtiyacın olsa da yaptırma. Manyak yani şöyle diye. Şöyle yaptırmam. Yani Allah korusun. Allah çok korusun. Ciddi bir hani görsel bir sıkıntı ol hani bir kaza bir şey öyle bir şey olursa evet ama onun dışında ben biraz karşıyım. Ya evet. Neden bu şey doğallıkla ilgili bir şey mi? Evet yani şöyle kendini bu sebepten ötürü kötü hisseden ve yaptıranları kesinlikle anlıyorum ve böyle hani onlara karşıyım gibi bir şey değil. Ben kendi bireysel olarak
Hı-hı. Hani istemediğim bir şey. Hı-hı. Doğallığını bozdu, doğallı bozduğunu düşünüyorum. Ama çok büyük konuşmak istemiyorum ama şu an hiç gerçekten oraya yakın değilim yani açıkçası. Okey, anladım. Peki kendine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ya bunu yalan zannedeceksiniz ama ben gerçekten kendimle hiç iyi anlaşabilen biri değilim de yani en yüksek 5-6 falan verebilirim. İlk bir şey söyleyeyim mi? İlk kendinle anlaşamayan da ilk birini görüyorum. Herkes, biz burada hepimiz kendimizle oka makas alırız ya biz kendimizden. Sen kaç veriyorsun kendine ya? Ben mi? 3. Gerçekten. Evet. Ben tamamen şu an rica hani ederim. Birazcık inanılır olsun diye 5 demiştim. Tamam, sen de daha düşük vereceksin. 4 falan diyorum tabii, ben. Tabii değil mi? Çok tabii beklemiş. Çünkü 4, kovasın 5. Ve ha, 4, evet. 5. Ezgi Hanım, siz kaç verirsiniz Bilge Hanım'a? Teşekkür ederim. Biri nereden kırdın? Vicdansız. O da benim gibi inanılır olsun gibi bir yerden. Ama bunu artık bunu söyle. Baba neyi bilemedim. Bilelim o bir puan nerede de ona göre kendimizi geliştirelim. Bu da diyor ki kendimi zorla geliştirelim. Zorla evet. Sana helal olsun. Evet. Umay da bizim gibi biri de sen kendine 1 ile 10 arası kaç verirsin? 6. İyi işte. Max 6. Max. Sen Ezo kaç? 2,5'tan 3. Çok güzel. Barış ben sen kendine kaç verirsin? 5. Sen kaç Cemal? Tamam, biz burada bir... Evet, ondan. Biz onu, böyle bir devlet kurabiliriz. Tabii ki, tabii ki. Orta kararlar devleti falan. Vasat altı grubu falan değil mi? Vasatiye. Vasatiye. Kesin, kesin vardır biliyor musun öyle bir şey? Peki, gün içinde en çok kullandığın kelime? Zaten. 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 O. Çok zaten diyorum. Neden ki? Hayır, böyle onaylamacı şeyi gibi mi kullanıyorsun? Evet, yani mesela... Falan falan olmuş zaten. Zaten, gibi. Aynen. Çok kibirli be bu. Ya hiç tabii, değil tabii, ya. Zaten. Hayır, şey öyle bu. Değil. Mesela nasıl biliyor musun? Mesela işte orası kırmızıymış ama zaten kırmızı olduğuna o kadar eminsin ki zaten diyorsun. Ama böyle şey bir yerden değil. Hani ben bilirim de zaten değil de böyle. Zaten. Anladım. Zaten yani şey yok. Başka bir ihtimali yoktu gibi. Ve senin hayatın gün içinde sürekli başka ihtimali olmayan şeyler var. İşte yok artık bir yerlere, yani artık her şeye öyle demeye başlıyorsun bir yerden sonra. Anladım. İyi aynen misin, gibi. İyiyim zaten. Zaten iyisin. Zaten iyisin, tamam. Sen niye tamam. Kötü ben olsun? Bunu niye sordum ki? Anladım. Gibi. Hiç saç saça kavgaya girdiğin oldu girdim mu? Girdim canım. Hadi canım. Net. Aa. Bir de erkeklerle daha çok. Aa. Çocukken. Çocukken. Evet. Ve çocukken o futbol dedi. Öyle kolay oynanmıyor. Öyle kolay değil o iş. Peki formandan çekene mi vuruyordun? Şaka yok, yok asıl, bunu sormuyor. Asıl, yok, asıl büyük kavgamı lisede yaşadım. Onu soracağım. Şöyle oldu. futbol maçı yapılıyor. Dönemler arası kız futbol maçı. Ondan sonra biz üst dönemle oynuyoruz. Öyle teneffüsünde. Alakasız niye böyle bir şey yapılıyor bilmiyorum. Biz de yeniyoruz. Ben de işte gollerden birkaçını ben attım. Kızın bir tanesi evet. Bana taktı. Hı-hı. Böyle şey... İçinde bana geliyor, omuz atıyor falan. Ben de böyle okulda çok şeyimdir. Kural varsa ben tutum. Tamam mı? Ondan sonra hiç böyle şey yapmıyorum. Bulaşmamaya çalışıyorum falan. Sinirli de oldum. Neyse maç bitti, biz kazandık. Ben böyle biraz sinirim bozuldu. Kız bana yürüdü falan diye. Böyle oturuyorum. Bizim de okulun duvarları böyle bayağı eski duvardır. Altında mermer. Kız geldi. Böyle kalabalığın içinden benim saçımı tutup duvara bir vurdu. Seni. Evet, saçım böyle topuz vardı kafamda, çok iyi hatırlıyorum. Topuzumu tutup kafamı duvara vurdu ve ben böyle ne olduğumu şaşırdım. Yani maç bitti ve sinir bitti gibi düşünüyorum ben. Sonra gelsene sen bir falan dedi, ben gitmedim. Herkes böyle zaten etrafıma şey yaptı. Sonra böyle kolumdan tut, sen bir gel falan diye. Kolum morardı böyle dört parmak. Neyse ben bulaşmadım ama disipline gittik ikimiz de. Sonra kız okuldan atıldı. Çünkü ben zaten takımlardayım ve disiplin kurulundaki hoca zaten bizim takım yani antrenörümüz vesaire falan. Bir şekilde ben elendim çünkü benim ne raporum var ne bir şeyim, bayağı normal bir öğrenciyim. Sonra kız okuldan atıldı. Sonra kız okuldan atıldı diye biz kendimizi kötü hissettik falan. Sonra bir şeyler oldu. Sonra kız geri geldi okula. Aa. Evet. Sonra hoca bizi aynı takıma koydu, barıştık. Aa, hikayeye bak. Sen onu dövmedin yani kardeşim. Ben dayak yedim. Saç saça baş bir kavga bu değil ki. Değil. Kafamı duvara sürttüler bu. Dayak yendi. Ben soru ama saç saça kavgaya girdiğin ama saç saça işte. Saç saça değil. Saçımı bayağı. Saç, bu sadece saç. Saça kısmına girilmemiş. Aynen, yok, saç. Şu şöyle on. Evet. Bu. Evet. Okey. Yani tamam. Diğer kavgalarım çok küçük. Evet, erkeklerle anladım. Kavgalar. Erkekler de bana
tepki çok vermedikleri da... için o da saçta kalmış. Aynen. Bir kavga. O da sen ama saçı tutansın bu sefer büyük ihtimal. Evet. Ya da kolye ya da bir kolye. Şey. Kolye. Kolye tutuyor. Dibini görmeden paketi bırakmam dediğin gıda hangisi? Ya dönem dönem değişiyor. Bazen dondurmaya sarıyorum. Bazen cipse. Evet, böyle sonra mesela o cips yediğim dönem hiç dondurma yemem falan. Değişir benim. Allah Allah. Evet. Cips mesela sorsan bana cips yediğini asla söylemem. Neden diye soracak sorayım, olursan. Sivilcem yok falan diye mi? Sivilcem yok ve gayet sağlıklı bir bedenim var. Evet, öyle çok cipse düşmem de dondurma, çikolata, mikolata düşerim. Anladım. En iyi arkadaşının en iyi arkadaşın olmasının 3 sebebi nedir? Güvenilir olması. Kesin. Fedakarlık beklerim. Hı hı. Bir de eğlenebiliyor olmam lazım. Eğlenebiliyor olman lazım. Doğru. Espiritüel, eğlenceli. Şakacı. Şakacı. Evet. Beni tarif etti, gördünüz mü? Galiba benim en yakın arkadaşım. Terazisinde zaten buradan kol kola çıkacağım ben. Bir first date için sence en uygun ortam ve menü nedir? Ay burada bunu söylemeni miyim bilmiyorum ama bence rakı masası ya. Yani bence de öyle çünkü ne var ne yok anlaşılır. Aynen öyle. Rakı içmeyi biliyor mu? Doğru düzgün sohbet edebiliyor mu falan? Kendini bozuyor mu? Bir de ben mu? Yemek yani rakı da olmak zorunda değil ama güzel yemek, meze falan çok hoşlanırım yemek yemekten. Çünkü sohbet etmeyi seviyorsun yemek yerken. Kankanın sevgilisini bir başkasıyla görsen buna nasıl ya da bunu nasıl çözersin? Niye çözesin de yani ne yaparsın? Yaptım yani. Ah, nasıl yani? Onu yaptım. Ne yaptın? Söyledim. Yani ne yapacağım? Nasıl? Şak diye söyledim. Şak diye söyledim. Hatta oradayken mesaj attım yani. Aa burada bunlar be falan. Fotoğraf çekmedim tabii ki de. Ha. Burada şu an böyle böyle diye söyledim yani. Ne oldu peki? Çocuk bana küstü. O da arkadaşımdı ama daha yakın arkadaşım değildi. Ha Allah Allah. Niye ya kızdı küstü, bana söyledim bunu diye. Söylediğim için. Ha. Yavuz hırsızı gördün mü? Tam öyle. Ayrıldılar galiba. Öyle bir şeyler olmuştu. Yani bayağı oldu ama hani durum iyi gitmedi sonra. Evet. Durum iyi gitmedi mi? Evet. Ha bir süre gitti yani o durum. Ya işte çok hatırlayamıyorum şu an. Anladım. Çünkü bayağı arkadaşın... 15 sene önceden falan bahsediyor. Tamam canım bir şey değil 15 sene. 12 falan. Arkadaşın hala arkadaşın mı? Tabii ki. Peki Fransızca bilmediğin düşünülen bir ortamda hakkında Fransızca atıp tutan birine rastladın mı? Hayır ama... Bizim tanımadığımız, yani bizi de tanımayan ama bizim Türk olduğumuzu anlayıp bizim hakkımızda konuşanlar olmuştu. Fransızca. Evet. Ve ben de kalkarken bon appétit deyip kalkmıştım. Çok güzel. Evet. Çok iyi. Peki büyük mü sallıyorlardı? Yani. Ne gerek? Tanımadığın biriyle ilgili falan. Bir de kimsenin Fransızca bilmediğini zannetmeleri de gıcık bir şey zaten. Evet. Öyle bariz. Fransızlar mıydı? Evet, evet. Ha, anladım. Hiçbir çekim öncesinde gözünde arpacık, burnunda sivilce çıktı mı? Nasıl başa çıktı? Dudağımda uçuk çıktı. Ne oldu? Galadan önce. Oy. Hı. Yani bir şey yapmadım. Ne yapacaksın ki? Gala ama canım onda bir şey olmadı. Evet. Makyajı bastın. Ha, ruj sürmüştük. Mantıklı. Hiç reytingi olmayan bir an gördünüz mü? Hiç bak manası ruj çıktı. Zaten anıyordu. Zaten. Peki evindeki en pahalı eşya ne? Tablo. Kimin? Komet. Gürkan Coşk. Hmm. Peki. Ya en pahalısı o. En pahalısı o. Galiba o. Yani en bütün o da o. Fiyat sorsam mı ben? Peki. Değişmiştir zaten. Artmıştır ya o. Peki elektronik bir eşyayı aldığında üstündeki jelatini hemen çıkarır mısın? Düşmesini beklersin. Yok canım düşmesini beklemem. Çıkarırım. Çıkarırsın. Evet. Çıkarmayan var bizim aramızda. Şarj kablosu çıkar. Mantıklı. Mantıklı bu. Mantıklı. Bundan sonra çıkarmaz. Bundan sonra ben de çıkarmıyorum. Evet. Hiç arkandan sinsice kuyunu kazan birini o kuyuya gömdün mü? Çok sert. Aynen. O kuyuya gömerim seni gibi bir şey. Aynen. Vallahi kesin olmuştur öyle bir şey de hatırlamıyorum. Sen öyle yani öyle yani hani böyle arkandan konuşan birini yakalamak ya kadar basit arkandan iş çevir. Evet ama sonra onun şey, yüzüne vurmak. Cezalandırmak diye. Cezalandırmamışımdır da yüzüne vurmuşumdur. Hı. Öyle söyler misin tabii, şak diye? Tabii böyle bir şey duydun. Nedir derdin derim yani. Hı. Çok iyi. Böyle derim. Evet ama sen vurdun mu az önce? Arkadaşlar. Senin derdin ne abi? Peki hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Horlamıyorum. Sordum çok. Benim için mühim bir konu bu. Çünkü horlama sesine direkt uyanırım. Ya. O yüzden de benim horlayıp horlamamam önemli bir gerçekten şey. Gerçekten mi? Evet, hemen uyanırım. Peki tersin pis midir? Çok pistir.
Gerçekten. Ha, sürprizdi. Bayağı kafan gidiyor değil mi? Gider. Yani gerçekten gidiyor. Gözüne perde iniyor falan. Beni anlıyorsun galiba. Çok iyi anlıyorum. Ver bak, beni tanıyormuşsun gibi bir isim var, bir korkmaya başladım. Allah çevrendekilere sabır versin sen sinirliyken. Peki hiç televizyonda başkasının adına utanıp kanalı değiştirdiğin oldu mu? Oluyor. Sık mı oluyor? Oluyor. Sık oluyor. Vallahi mi? Oluyor vallahi. Hmm. Yani bu çok böyle snob gibi de oluyor ama hani sanki ben kimim de kimi eleştiriyorum gibi bir yerden ama. Yani kimse oluyor. Olmana gerek yok. Yani bak oluyor. Şöyle yapalım. Barış, televizyonda başkasının adına utanıp kanalı değiştirdiğin oluyor mu? Bak, i̇şte herkesin olabilir. 3,5-4'lerdeyiz ya ondan bu. Ha, evet tabii canım doğru. Hiç sevgilinden ayrılırken sorun sende değil, bende kartını oynadın mı? Yok. Yani bir kişiden ayrıldım ben bugüne kadar sadece. Gerisi senin mi terk ettin? Aa. Dan. İtiraf. Ciddi mi diyorsun evet. Ya? Evet. Bir kişiden ayrıldım yine kadar. O da herhalde seri katildi o zaman. Yok ya, dünyanın en iyi insanıydı aslında. Neden ayrıldın? Ben o dönem iyi değildim. Sen iyi değildin. Evet. Ama böyle ben iyi değilim gibi ayrılmadım yani. Hı. O zaten iyi olmadığımı anladı. Anladım. Okey. Peki sana kullandılar mı bu kartı? Sorun sende değil bendeyi. Hayır, ne oldu? Bir dakika, şu an bir şey fark ettim. Ben ayrıldım, yani ben evet ben ayrılmışım onlardan ama onlar beni onlardan nasıl söyleyeceğimi mecbur evet, bırakmışlar. Aa. Hani aslında hep ben ayrılmışım ama. Bir adamda ama içsel olarak ben bir kişiden ayrılmışım. Bunu burada fark etme. Hayır, çünkü şeyi düşündüm şimdi. Evet evet öyle oldu. Allah Allah. Aa, siz akıllı partnerlermiş. Yani şey, kötü anlamda akıllı. Evet yani neden? İstemiyorsan söyle değil mi? Sence iyi mi? İstemiyorsanız söyleyin. Hiç kirli sepetinden çorap, tişört falan giyer misin? Yok ama lisede çorap giymişliğim var. Lisede... Çünkü o saket çoraplar ha. Sayılıydı ve bir tanesi yıkanmadığı zaman da bütün kötü haftanın de. Şeyi kayıyordu. Lisede bunu yapmışlığım var. Hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğin yalanı unutup üstüne başka yalan söyleyip en nihayetinde kuyruklu yalana düşmüşlüğün kesin var. Kesin olmuştur ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ama kesin var. Yalan söyler misin? Böyle büyük yalanlarda da böyle atıyorum evdeyken evden çıkmışımdır. Hmm. Ya da ne bileyim bazen yapmış olduklarımdan özür diliyorum ama setim yoksa da setim var deyip evde pijamalarımla oturmuşluğum. Ha. Pandemiden sonra yapmayacağıma söz veriyorum. Ondan sonra ama o tarz şeyler. Anladım. Karşıda böyle bir dışarıda yürürken karşında o an hiç selam verip lak lak etmek istemediğin biriyle karşılaştığında bir yolunu bulup tüyer misin? Yine de durup selam verir misin? Selam veririm ama kısa keserim. Mesela? Ya zaten kısa kesiliyor ya o bir şekilde. Evet. Ne vereyim misin? Nasıl gidiyor? Tabii. İyi gidiyor. Kesin zaten, görüşelim. Aynen. Kahve içiyoruz. Bak bu sefer falan. Hiç konu hakkında bir fikrin olmamasına rağmen ortamda muhabbet dönsün diye atıp tuttuğun olur mu? Yapmam bunu. Yapmazsın. Mm-mm. O riski ben de almam. Yok, gerek yok. Evet. Sus yani. Aynen. Araba kullanırken küfür eder misin? Ederim. Ne edersin? Ederim. Kalaylar mısın? Şimdi normalde ben küfür ederim zaten. Ama evet. Araba kullanırken yumuşuyor benim küfürlerim. Babamdan dolayı galiba. Çünkü babam... Hmm. Çok az küfür ederdi ve babam genelde ama şöyle küfür etmezdi ama çok kavga ederdi trafikte inip. Ha. Ve şey ya eşşi ol eşek derdi ya hayvan falan derdi. Bana da bir şekilde araba kullanırken onlar kalmış. Ha, onları söyledi. Evet. Ama normalde kalay sevenlerden. Geçiririm. Kendinde katlanamadığın bir huyun var mı? Ay var işte bu 3,5. Sürekli kendimi bıçaklıyorum ve dövüyorum. Bir de çok düşünüyorum. Çok fazla düşünüyorum her şeyi. Hmm, her şeyden kastım. Yani sokakta birini gördüm bir şey dedim. Ay acaba o dediğim şey ayıp olmuş mudur? Acaba de. Ayıp mı ettim ben böyle söyleyeyim? Yani bunu bir 3 gün falan düşünebilirim yani. Allah hiç Allah. Böyle yakınım olmayan biri bile olsa. Vaktin var demek ki. Yok aslında. Nereden problem o? Vaktim de yok. Yani çok fazla. Çevrenin sana yapma dediği ama bir türlü bırakmadığın bir huyun var mı? Ya da alışkanlık değil ya da bir davranışın. Budur herhalde. Ha bu kadar. Çünkü yani hassas kendi içimde falan. Konuşmakla kalmıyor. Etrafımı da yoruyorum. Ha tabii. Sence böyle olmuş mudur falan gibi. Ay felaket. Peki terapi?
terapi görüyorum bu konuyla ilgili. Hepimiz gidiyor. Burada gitmeyen yok. Şey, yani evet, bunu çalışıyoruz terapide tabii. Ne kadardır gidiyorsun? 2 sene olacak. 2 sene. Çok güzel, gayet. Peki hangi durumlarda BİGE'ye yaklaşmayalım açsan deriz? Açsan. Açsan. Açsan bana yaklaşmayın. Neden şekerin düşükken? Çok mutsuz oluyorum. Ha. Bir de açsam ve istediğim şeyi yiyemediğimde de çok böyle, hani birine bir şey yapmıyorum ama kendi içimde böyle keyfin kaçıyor. Evet. Yemek benim için önemli bir çok şey. Çok önemli. Keşke. Hadi bak, Duyu da inanma. Yemek onun için mi önemli, benim için mi? İkimiz için de olsun. İkimiz için de olsun. Paylaşabiliriz. Tamam, peki. Bir tartışmada haksız çıkmamak için gözyaşı silahını kullandığın oldu. Yok. Hiç? Yok. Ha. Vallahi mi ya? Sana helal olsun. Yapmam bunu. Yapmazsın. Ezgi? Nasıl yapmazsın? Yaptın. Yapmadın. Ya hiç. Sözle savaşırım ama ağlayarak. Ya işte sıkışınca yok. Paket. Yok. Cansu? Ne? Sen zaten ağlayabilirsin. Ha, bu çok olan bir şey mi peki acaba? Yani şu an siz üçünüz yüzünden ben burada gibi kaldığım için çok olan bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki ergenken yaptığın ama şu an düşündüğünde çok saçma bulduğun bir şey var mı? Ne belki düşün? Şey falan. MSN vardı o zaman. Aa. Oraya bir şeyler yazardık kenara. Evet. Şarkı sözü falan. Evet. Ay. Onlar olabilir. Ne gerek? Arkadaşın uyaramayacağın bir ortamda anlatmaması gereken bir anını anlatırsa ne yaparsın? Kendimle dalga geçerim. Ne yapayım? Mantıklı tabii. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Tek kurtaracağın. Ya ve ilk ya dalga geçmen lazım aynen ki. Hani onu kollamam. Şey olmuş ya. Aa, ne malum ha falan. Aa, evet. Yapıyoruz yani bunu ancak arkadaşlar. Ancak öyle olur. Evet. Sonra da o arkadaşın ağzına sıçıyor muyuz? Sıçıyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Peki baştan sona bütün aksiliklerin olduğu çok kötü geçen bir oyunun oldu mu hiç? Oldu. İkinci oyun. Ay Allah kahretsin. Bak, o ikinci işte oyunu ya. Tam zaten ilk. Evet, tam zaten. İkinci oyunumuz felaketti gerçekten. Ne yaşandı? Yani hiçbir şey yolunda gitmedi. Yalnız sen anlıyorsun ya aslında. Evet, seyircinin hissedeceği bir şey oldu. Evet ama bizim tiyatroda hakimsin sen, kablo. Biz hep mikrofonla oynuyoruz. O tarz aksilikler. Mikrofon çıkmıştı da bir yerde olması gereken bir yerde mi değildi falan gibi bir şeyler olmuştu. Okay. Peki hiç tanışınca fıs çıkan ünlü oldu mu, hayran olduğun? İsim yani vermene gerek yok. Olmuştur. Olmuştur diye bir cevap yok. Olmuştur ama. Ve şu an aklına gelmez benim öyle. Aklına öyle geldi. Mesela bir anda şarkı sorarsan da gelmez. Bir anda şarkı sorarsan. Bir anda en sevdiğin filmi sorunca da mesela aklına gelmez falan, öyle. En sevdiğin film ne? İşte bu gelmez. Yani notlarımda... Notla gerçekten. Notlarımda en sevdiğim filmleri yazıyorum ben unuttuğum için. Aa. Evet. En sevdiğin. Evet. Kaç tane en sevdiğin film var? Çok var. Ciddi misin ya? Peki sizce BİGE Hanım yeterince dürüst müydü? Peki 16 yaşında, az önce de bahsettin işte çok erken başladığın oyunculuğa kısmına. Kısmetim Otel dizisinde 16 yaşındayken, 15-16 yani tam... 16 gibiydi, evet. O yaşlarda başlamışsın. Yani bu da demek oluyor ki kariyerinde 15. yılında falansın. Evet. Değil mi? Evet. Sen kaçlıydın? 90. 90. Zıkkımın dibi hanımefendi. Resmen öyle bir şey olmuş. Peki ilk işinde Yıldız Kenter'le oynamak nasıl bir şeydi? Senden ben Yıldız Kenter'i duydum ve geliyorum dedim. Yani şöyle Hakan Algül annemlerin arkadaşıydı ve ben böyle reklam audition'larına gidiyordum. Ve bir tane reklamda Hakan abi beni çok istemişti. Ama sarışın olduğum için genelde reklamlara seçilmiyordum ben. Böyle müşteri... Hani daha kendine benzeyen ister falan gibi bir mod vardı. Sonra Hakan abi bana dedi ki sen bu reklamı seslendir bari. Çünkü ben senin audition'ı çok beğendim falan. Ben o reklamı seslendirdim sadece. Sonra ondan böyle bir zaman sonra Hakan abi beni aradı. Dedi ki BİGE ben bir diziye başlıyorum. Bir rol var, Yıldız Kenter'in torunu olacaksın. İster misin? Çok isterim dedim. Ve zaten tek şansım oldu onunla çalıştığım. İlk ve tek. Yani zaten... Yani öyle şeyler genelde... Ama çok tabii müthiş bir şeydi yani kısa bir sürede olsa. Var mı anın falan hatırladın? Ya fotoğraflarımız çıktı şimdi ama çok mesela şey yapardı, yardım ederdi, düzeltirdi. Ama işte hoca zaten evet. Yani. Peki kamera önüne geçtiğin zaman
Yani aslında sinema okurken şeyin var mıydı? Yani kamera önüne geçtiğin zamanı hayal ediyor muydun yoksa sinemayla mı ilgilenecektin? Yok, zaten oyuncu olmuştum artık. Evet. Ve hani aslında biraz oyunculuğa yakın bir şey olsun diye sinemaya girmiştim. Ha. Ama orayı da seviyorum ben. Kamera arkasını seviyorum. Evet, hoşuma da gidiyor. Da, evet, yani... evet. Hala orayı boş bırakmamaya çalışıyorum. Yani orası bir benim mesleğim olarak dursun diye bir, hani çaban kendimi var. Geliştirmeye çalışıyorum. Boş vakitlerimde reji yapıyorum yani. Evet evet, onu da soracağım. Yani tebrik ederim. Bayağı enteresan geldi bana o bilgi. Çok hoşuma gidiyor. Yani o da benim okuduğum bir şey. Tabii ki oyunculuk bir mesleğim. Numaram ama onu da tutuyorum bir kenarda. Ne güzel ya. Hepsini birden yapabiliyor ama. Peki bir projeyi seçerken ilk dikkat ettiğin şey ne? İlk değil de yani. Hikayesi galiba. Senaryo. Hmm. Senaryo. Dolayısıyla karakterim. Karakterimin gelişimi. Öyle. Evet, onlardan etkileniyoruz. Evet. Peki o iş benim çocuğum gibi ya falan dediğin bir iş var mı? Var ya. 3 tane. Hangileri? Martıların Efendisi. Hı-hı. Benim adım Gültepe ve bir başkadır. Peki yaptığın projelerin arasında böyle bir oyunculuğa dair daha fazla bir şey öğrendiğini düşündüğün, ya ben mesleği burada yavaş yavaş kapmaya başladım dediğin bir şey, bir tanesi var mı? Bunlardır herhalde. Bu saydıklarımdır. Evet. Okey. Bir başkası son be artık. Ya evet, ama sonuçta öğrenmeye devam Öğrenmenin, ediyoruz. Evet, tabii sınırı yok da. Evet. Hani daha ilk umarım gibi. Öğrendim demem hatta hiç. Umarım dersin bir noktada. Umarım demem ya. Öğrendim yani... dersem olmaz. Heyecanım biter, evet. Tamam. Ondan bahsetmiyorum ben ama. Yani hani üstüne koymaktan bahsediyorsun. Ha, tabii sen. Tabii, evet. Evet. Ama yani hani onun zaten sonu yok. Geliştirebildiğimiz kadar evet. Geliştireceğiz zaten. Onun de. Gibi bir şey işte. Anladım. Peki bir diğer sorum. Şu an ülkemizin en çok izlenen romantik komedilerinden birinde oynadın. Evet. Sen Çal Kapı mı? Evet. Onda bir durdu. Şimdi tekrar... Şimdi tekrar ikinci sezon gibi başlıyor. Yaza başlıyorlar. Evet. Evet. Peki gördüğü ilgi falan başka bir tondan seni motive ediyor mu? Yani o şimdi mesela bir başkadır bambaşka bir şey. Sen Çal Kapı evet. Bambaşka bir şey. Ve ikisi de aynı sene çıktı. Evet. Ve ikisinin de ilgi görme tonu çok başka. Evet. Biri çok başka bir yerden beğenildi ve ilgi gördü. Hı-hı. Biri de o da yani biri tamamen mes diye tarif ettiğimiz, hı-hı, herkese hitap eden bir şey. Bir diğeri daha seçici insanların seçip tercih, evet, edip seyrettiği, evet, bir şey. Bir de yani yayınlandığı platformlar itibariyle de tabii öyle. Yani tabii ki bir motivasyon sağlıyor çünkü bir sürü insan, yani bir anda çok ciddi bir ilgi oldu Sen Çal Kapı'ya. O değişik bir ismiş. Benim daha önceki hiçbir işim o kadar böyle şey olmamıştı. Hmm. Ne deniyor ona bilmiyorum. Popüler, ilgi çekici. Evet, çok falan. İlgi çekti ve çok sevildi. Yaz olduğu için çok izlendi. Dolayısıyla tabii ki bana bir motivasyonu oldu dönüşünde. Ama bir başkadırın bana verdiği ve beni doyurduğu yer çok daha başka. Hani onu ayırırım o yüzden o tarafa. Hı-hı. Peki bu... şey, yani onun hissinden ayırdığını biliyorum, hı hı, ama o da mesela 190 ülkeye açıldı değil mi, hı hı, bir başkadır da. Mesela bu sana ekstra bir şey hissettiriyor mu? Çünkü ben çok heyecanlı buluyorum da ondan soruyorum bu arada. Ülkelere açılmasını mı heyecanlı buluyorsun? Evet. Yani şey enteresan da tabii, ben mesela bir başkadırın İtalya'da bu kadar anlaşıldığını, yani bu kadar anlaşılabileceğini düşünmemiştim. Daha lokal geliyordu bana. Hmm. Ama bütün dünya anlamış film, yani yaptığımız hikayeyi ve bütün alt metinleri, hmm, diyeyim. Dolayısıyla o beni biraz şaşırttı. Başka ülkelerin ve başka kültürlerin de o kültüre anlayabilmesi benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani zaten şey, yani bütün dünyayı bilemem tabii, yani işte Afrika kıtası, Amerika kıtası nedir bilmiyorum ama Akdenizli olan bütün ülkelerin anlayacağı şeyler bunlar. Yani. Evet, ama ben emin, ya bilmiyordum. Bozkır projesi, Blue TV'nin böyle bir özel projelerinden biri. Onda da vardı. Yani bir de senin daha önceden oynadığın projelere ya da işte oynadığın projelerin geneline baktığım diğerlerine göre daha farklı bir tür gibi, polisiye gerilim olduğu için. Orası senin için nasıl bir serüvendi? Açıkçası ben Bozkır'ı ilk okuduğumda dedim ki, bir şekilde ben bu işin içinde olmak istiyorum. Çünkü söylediği bir sözü vardı bence ve ben o sözü söyleyenlerden biri olmak istemiştim. Ben aslında çok beğeniyorum ve çok seviyorum polisiye türlerini. Hı-hı. Pek gelmedi denk, evet, evet, ama istiyorum ama da yapmak. Ama çok da yapılmıyor ki evet, ya. Evet, çok yapılmıyor. Yani arka sokaklar dışında var mı polisiye bizde?
Yani i̇şte. Ben hatırlamıyorum. Eskiden şey vardı, sıcak saatler. İnanamıyorum sana şu an sıcak saatler dediğine. İnanamıyorum çünkü ben herkese sıcak saatler derim ve herkes bana neydi ya o falan derler. Oo. Sıcak saatler benim aşkım. Ama yani ya memleketteki çok bence büyük tepki vermiş olabilirim çünkü gerçekten. En iyi polisi. Kesinlikle. Bir de ekibi zıkkımın dibi gibiydi yani. İnanılmaz. Seyrettiniz mi? Sıcak ya, saatler. Lütfen bak Mehmet Aslantu, Arzu Monan. Tevellüt yetmedi. Evet, tevellüt kelimesiyle 90, zaten 98, 97 falan oralarda ama. Falan tabii. Olması lazım. Müziğini bile hatırlıyorum. 97'ymiş. Sanki bir jeneriği vardı. Ya bayıldırdım ben o diziye, evet, gerçekten. Işte. Bir de şey vardı. Ben... Yılan hikayesi vardı diyor yok, orada. Yok sıcak saatler kadar hiçbir şey yükselemem şu an. Sıcak saatler başka. Yılan hikayesi. Ama yılan hikayesinin de fanıydım. Bir yılan hikayesi bir başkadır. Tıst, ha? Anladın? Hadi bakalım. Of, berbat şakalar yapıyorum ben. Niye böyle oldum ben? Çünkü ben kovayım normalde mi? Çok iyiyim. Kovam ete. Ha işimi İmran, bıraksam ben ya. Ben seni ha. Çok eskiden biliyorum. O yüzden bana kendini anlatma. İnanamayacaksın benim. Ben seni çok izledim. Gerçekten? Çok izledim. Nerede izledin? Nur Yağmalı Yeni Demleri falan izledim. Oo, ben. Gerçekten mi? Çok küçüktüm ama gidiyordum. Aa, ama ben de küçük sayılırım. Mısır Apartmanı, Bilsar falan vardı. Aa, o zaman. Saçma, bütün oyunlarımı seyretmiş olamaz. Hepsini seyretmemişsin ama Nur Yağmalı Yeni Demleri'nin birçoğunu izledim. Ha. 7 tane mi vardı? Galiba öyle bir şeydi. 4'ünü 5'ini izlemişimdir. Nur Yağmalı Yeni'den zaten benim Dota ilk girdiğim proje. Düşün. Evet, bayağı. Oo. Gerçekten şey, teşekkür ederim. Gerçekten güzel, eski biliyor musun? Güzeldi. Şeyde Shopping and Fucking oynuyoruz. Neydi? Dur. O sene festivalde Malafa çalışıyoruz. Hmm. Hakan Günday'ın Malafa diye bir romanı var. Onu Hakan yine oyunlaştırdı. Biz de işte 15 kişi falan. Dot'ta işte o dönem kaç kişi oyuncu varsa. Hepimiz girdik, oynuyoruz falan. İKSV salonda ilk oyunumuz. Provasını yaparken bir tane teyze geldi. Ne geliyor? Ne geliyor? Ya biz işte orada ama dekoru işte sandalye şöyle mi dursun abi böyle mi dur? Hiç boka şifa bir şeyle uğraşıyoruz zaten. Teyze geldi, yanında başka teyzeler de var ve o teyzelere bizim oyununu seyrettiğinin havasını atacak. Çok belli. Aa çocuklar falan yaptı. Buyurun dedik, teyze diyorum ama hanım yani şey komik olsun diye teyze diyorum. Yoksa çok yaşı olan bir hanımefendiden bahsediyorum. Oldukça entelektüel olduğu belli. Yeterince kibarlaştım herhalde. Evet. Of, sağ ol. Aa çocuklar dedi, biz de buyurun falan dedik. Siz Sucking and Fucking de oynuyorsunuz değil mi dedi. İnanamadık söylediğine. Ne yaptınız? Durduk. Gitsin diye durduk. Hiç tepki vermediniz mi? Yok canım. Anladık yani ne demek istediğini. Evet evet, evet dedi. Ne diyeceğiz bak, yani? Bak, zaten. Aynen. Evet. Peki Bodrum Masalı ve Bozkır'da Bozkır'da İstanbul dışı. Evet. Ha. Eskişehir. Eskişehir. Hı-hı. Evinden uzakta çalışmak sana ne hissettiriyor? Seviyor musun ya da bunu? Bir ara o kadar çok şehir dışı geldi ki bana zaten artık şehir dışı gelmeyecek, şehir içi gelmeyecek herhalde falan diye bekliyordum. Yani tabii çok uzun vadede olunca bütün düzenim bozuluyor. Bir de benim hayvanlarım var, zor oluyordu aslında. Ya gidince sıkıntı olmuyor da genele baktığında tabii hayvanları bilmem ne yapmak falan filan. Götürüyor musun? Yok götürmüyorum. Götürmüyorsun. Nelerin var? Ya o dönem kedilerim vardı. Ler. Evet. Kaç tane? 7 deme sakın. Yok demeyeceğim ama yani çok da farkı yok. 5. 4. Ya bu arada artık kedilerim annemde. Ha, güzel. Evet. Çünkü aslında 2-2'ydi. Annemin 2, benim 2'ydi. Sonra annem gitmişti. Şimdi bütün hepsi annemde. Çünkü güzel. Benim köpeğim var falan filan. Falan. Evet. Okey. Köpeğin cinsi ne? Weimaraner. Efendim? Weimaraner diye bir cins. Alman. Alman bir köpek. İyi. Evet, inanır mısın ki sahiplendik ama. Normalde öyle bir cins değil çünkü. Ha, Hakan Muhafız'da gördük seni. Hı hı. Zaten sen dijital platformlardaki her yapılan şeyde neredeyse
varmışsın gibi bir şey gibi oldu. Gibi bir şey oldu. Evet. Öyle bir durum oldu. Peki o Hakan Muhafız ilki tabii bunun. O sana enteresan bir şey hissettirdi mi? Yani ben girdiğimde 3. sezona girdim. Evet. O yüzden hani artık o ilk durumu yok gibiydi. O yüzden çok bir şey... Hani ha, o kadar yüksek değildi diyorsun. O anladım. İlk yapılan... Peki şey oldu mu? Benim mesela bir Umut'la tanışıyorum ben. Şey yönetmenlerden biriyle. Onunla ettiğim sohbette o şeyin çok tuhaf olduğunu söylemişti. Yani Güney Amerika'dan bu kadar ilgi görmeyi beklemiyordum falan diye. Çünkü bütün ekibe Güney Amerika'dan beğeni yağmaya başlamış. Senin de başına geldi mi evet, öyle bir evet. şey? Ya izliyorlar. Evet. Bu demin söylediğin şey işte. O 190 ülke gerçekten açıp izliyor. Ne güzel ya. Evet. Ya çok hoşuma giden bir şey bu benim ya. Netflix'in bir tane şeyi vardı arkadaşlar. Content Roadshow diye bir şeyini yaptık. Böyle yeni projelerini açıklandı. Orada bir klip yapmışlar. Hakan Muhafız'ın çevrildiği 5-6 dille. Bir sahneyi döndüre döndüre altına da böyle tatlı bir müzikle falan. Ben çok etkilenmiştim ondan. Bana Almanca mı okuyan kız mesaj attı. Aa. Ne diye? İşte ben seni okudum Almanca falan filan işte. Emeğine sağlık, teşekkür ederim. Hani ya, şeyler yazmıştı. Evet, çok ya tatlı. Çok güzel değil mi böyle şeyler? Bak işte. Laptop kamerasından seni izleyen CIA ajanının kim çıkmasını isterdin? İlk seçeneklerim. Nejat İşler mi seni izlesin? Yoksa Melisa Döngel mi seni izlesin? Nejat İşler işte. İzlesin. Nejat İşler beni izlesin. Nejat İşler izlesin. Nejat'ı çok ayrı severim. Evet. Bir de Nejat daha CIA ajanı gibi. Daha bir CIA ajanı olurmuş. Ama işte CIA ajanına benzememesi daha iyi olmaz mı? CIA ajanı olması anlaşılmasın diye. Nejat İşler CIA ajanı olsa şaşırmaz mıydı? Ben bu cümleyi bir daha tekrar edemem. Ha? Nejat İşler CIA ajanı çıksa şaşırmaz mıydın? Şaşırmam. Gerçekten mi? Şu an şaşırmam demem gerekiyormuş gibi geldi. Anladım, tamam. Ben Nejat İşler'le devam etmek istiyorum. Ama şaşırırım tabii ya. Tabii tabii olur, benim için hiç sakıncası yok. Şaşırırım bu arada. Ne münasebetle. Değil mi yani? Evet. Nejat İşler mi, Mehmet Günsür mü? Mehmet ya, Mehmet. Mehmet. Neden? Mehmet daha naiftir. Bir yanlışımı görürse daha küçük cezalar verir gibi düşündüm bir an. Evet, enteresan. Doğru, mantıklı. Peki, Mehmet Günsür mü, Matt Smith mi? Mehmet Günsür. Neden? Matt Smith'i tanımıyorum. Matt Smith ayrıca yerine Edis Görgülü'yü mü koydunuz? Tanıdım. Matt Smith, bir dakika, Matt Smith, Philip. Ama ben yine de Mehmet Günsür demek istiyorum. Mehmet Günsür'le devam ediyoruz. Mehmet Günsür mü, Kerem Bürsin mi? O nasıl bir gülme? Kerem'i özledim ya, ondan galiba. Fotoğrafını görüyorum. Kerem. Kerem. Kerem Bürsin'le devam ediyoruz. Kerem Bürsin mi, James McAvoy mu? Kerem. Tamamlatmıyorsun bile. Bayağı James McAvoy sana küfür etti herhalde bir yerde. James McAvoy kimmiş? Kimmiş ya? Falan. Yok yok, Kerem'cim. Kerem'cim. Kerem'cimle devam ediyoruz. Kerem Bürsin mi? Hande Erçel bu ayrıma geleceğime o kadar emindim ki. Evet, yani çok iyi yani, biliyordum. Evet. Hala ajandayız. Hande. Hande. Neden? O daha iyi ajan olur. Hande'den iyi ajan olur. Hande'den iyi ajan olur. Hande Erçel mi? Juliette Binoche mu? Tehlikelisiniz. Evet. Hande. Neden? Hande'yi tanıyorum. Ben de tanıyorum. Çünkü nasıl olsa hani o bana daha... O daha az ceza verir. Ben hala soru üzerinden evet, gitmeye evet. çalışıyorum. Çok doğru, çok doğru. Peki. Hande Erçel mi? Alican Yücesoy mu? Kekeç abim. Ben onu Kekeç abim diyorum. Kekeç. Neden be? Onun lakabı Kekeç. Alican'ın lakabı Kekeç mi? Evet ama çok küçük bir şeydi. Ay bunu söylememeliydim galiba. Çok küçük neydi? Ben şu küçük an... bir ortamda. Küçük bir ortamda. 3-5 kişi arasında. Alican çok özür dilerim. Alican biz de özür dileriz Kekeç olduğun için. Kekeç ne? O böyle bir grubun içinde gelişen bir böyle her şeye esprili itilaf yapan. Ama o, tatlılığından da ödün vermeyen bir lakap gibi. Anladım. Kekeç o mu demekmiş? Evet. Ben de onun Kekeç kardeşiyim. Sen de Kekeç'sin. O yüzden ben ona Kekeç abim diyorum. Kekeç abi, Kekeç kardeş. Evet. Kekeç demesi kolay bir şeymiş bu arada. Kekeç. Kekeçlik. Kekeçlik. Peki. Kekeç o anlama mı geliyormuş? Öyle bir şey. Belki anladım. Başka bir anlamı vardır ama bizim grupta öyle bir anladım. Şeyi vardı. Çok iyi. Küçük bir grupta kekeçliğiyle ünlüdür. Ali Jump. Ali Jump Yücesoy. Tekrar özür diliyorum. Tekrar özür diliyoruz kekeç olduğun için Ali Can.
Hande'deydik değil mi? Hande Erçel mi, Kekeç Alican mı? Hande, Alican beni bitirir. Alican seni Alican bitirir. Beni bitirir Hande diyorum. Alican Kekeçli ile baş başa kaldı. Hande ile devam ediyoruz. Hande Erçel mi, Yosam Tom Hardy mi? Tom Hardy bana işlemez. Bende yok Tom Hardy. Sana işlemez. Kızları bayağı böyle şey evet. yapıyor, biliyorum. Beğenilen bu cevaplar insan. Çok tehlikeli. O yüzden belli yani onların sırası falan hep düşünülmüş. Tabii. Yıllarımızı verdik ya. Ama bende Tom Hardy yok. Tom Hardy bende yok. Hande. Hande ile devam ediyoruz. Hande Erçel Tom Hardy'yi yedi. Hande var. Erçel mi, Sarp Bozkurt mu? Sarp. Niye bu kadar sıkıştın acaba? Hayır şunu düşündüm. Evet. Sarp'ı çok seviyorum çünkü. Evet yani çok tatlı bir bey. Sarp'tan hocam olmaz ama. Sarp'tan ayıp. Sarp da naif. Evet. Sarp'ı mı seçtik, Hande ile devam mı? Hande ile devam. Hande ile devam. Hande Erçel mi yoksa Michael Fassbender mi? Hande. Nedense sen bende şey şöyle bir şey, bende yani ne oluyor biliyor musun? Bazı fotoğraflara bakıp böyle sen üstüne kusuyormuşsun gibi cevap veriyorsun. Hayır çünkü... Böyle bak. Hande. Hande. Evet. Öyle mi yaptın? Evet. Ama benim için sorun şöyle bende... Nedense tanıdığımı seçme gibi bir içgüdü oldu. Evet. O yüzden hiç, yabancıları seçmiyorum farkındaysan. Hiç fark etmemiştim. Söylemen iyi oldu. Evet, içgüdü diyorsun. Bilmiyorum. Aynen. Sonuçta hayatımda ajanlık. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye cevap veriyorum evet. sonuçta. Evet. Doğru. Peki Hande ile devam ediyoruz o edelim zaman. Edelim bari. Hande Erçel mi, Funda Eryiğit mi? Aa. Al bari bir tane zor daha. Zor soru. Evet. Funda'yı da çok seviyorum. Funda da ceza verebilir. O yüzden Hande ile devam CIA edelim. Ajanı olarak. Sonuçta elinde kuvvet var bu insanların, evet. öyle düşün. Hande de verir aslında, yok evet. Hande. Peki Öykü Karayel mi, Hande Erçel mi? Hadi Öykü olsun bu sefer. Neden? Öykü'yü de çok severim. Bir de bir değişiklik olsun. Bir de Öykü'yü de özledim. Evet. Bunlar benim sebeplerim. Başka sebep bulamadım çünkü yani mantık el düşününce neden bir CIA ajanı olarak beni laptopla evet. izlesin değil mi? Doğru, çok mantıklı. Bu son soru o kadar doğruydu ki. Peki Öykü Karayel ile devam ediyoruz. Öykü Karayel mi, Michael C. Hall mu? Öykü. Bunu bana niye soruyorsun diyorsun. Tanımıyorum ben bu insanları. Bunu tanıyorsun Hayır, ya. Tanıyorum şey Dexter ama yani işte Öykü'yü tanıyorum. Beraber kahve içtiğin insana evet. bakıyorsun. Okey. Peki Öykü Karayel mi yoksa Mads Mikkelsen mi? Çok severim Mads Mikkelsen'i. Ama kahve bu sefer içmediğin bir, için. Evet ama bu sefer bir istisna yapıyorum ve Mads Mikkelsen diyorum. Mads Mikkelsen diyor. Sen Mads Mikkelsen bunu bir kenara yaz bak. Aynen umarım değerini bilirsin Mads abi. Evet. Peki Mads mi yoksa Fatih Artman mı? Fatih mi? Bir nefes alsaydın Yok, da. Yok Fatih. Fatih ile devam ediyoruz. Fatih Artman mı? Ewan McGregor mı? Fatih. İnanılmaz ya. Baya büyük sabit fikirli ya bu. Peki Fatih Artman mı? Yiğit Özşener mi? Fatih. Fatih Artman mı? Robert Downey Jr. mı? Fatih. Neden? Çünkü Fatih'le aran ya bir daha de gerçekten, iyi Robert Downey yani Jr.'dan. Robert Downey Jr.'a bir hayranlığım hiçbir zaman olmadı. Hiç olmadı. Beğenmezsin de. Ya beğenmem demeyeyim şimdi ayıp olur ama. Yok onun hiç umurunda olacağını sanmıyorum. Bence ne hissediyorsan. Yok artık onu da beğenmiyor musun diye size ayıp olur gibi. Bize niye ayıp olur? Adamın bunu duyacağı zaten. Bana ayıp olur mu? Fatih Artman mı yoksa Bradley Cooper mı? Fatih Artman. Fatih Artman tabii ki. Fatih Artman mı, Leonardo DiCaprio mu? Fatih Artman yani böyle gidecek mi? Çünkü gerçekten Fatih'i çok seviyorum. Tamam bok ve gidecek öyle. Ben şimdi sana bunu... Ben biliyorum ne geleceğini şimdi de. Tabii. Fatih mi yoksa Hugh Jackman mı? Ya kendimden sıkıldım ama Fatih. Hiç sıkılma. Yani şu an 74 bölümdür bu programı yapıyoruz ve 74 bölümdür o mu bu mu var. İlk defa bu kadar tutarlı biri var. Gerçekten evet. Olamaz. Oldu. Gerçekten Evet. Peki Fatih Artman mı, Ryan Gosling mi? Ryan Gosling diyorum. Aa. Evet. Neden? Beğeniyorum. Diğerlerini beğenmiyorum. Ryan'ı beğeniyorum. Matt Smith'ını da beğeniyorum. Diğerlerini beğenmiyorum. Ha, gibi. Tanıdıklıktan değilmiş yani. Evet ama işte bize ya tuhaf. Hayır, bir de birazcık da şimdi bu söylediğinden sonra bir değişiklik olsun dedim. Niye be kötü bir şey değil ki bu? Hayır,
Kendime de bir değişiklik olsun. Biraz da Ryan beni izlesin. Olay öyle bir şey değil. Biraz da o izlemiyor. Sadece o izliyor. Diğerlerinde hani Fatih mesela sadece Fatih izleyecek. O soru için öyleydi. Şimdi bu soru için de Ryan olsun. Bir soru var sadece. Hayır ama sorunun içinde sorular var ya. Kim İsimler koydu? Değişiyor. O ne? Ha bir dakika bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Sonda bir kişi galip gelecek mi? Evet. Tamam. Evet. Ryan Gosling mi? Javier Bardem mi? At hırsızı. Sevmiyorsun galiba. Bayılıyorum. Çok yetenekli. Ama at hırsızı yani. Javier Bardem. Javier Bardem, Benedict Cumberbatch mi? Javier Bardem. Neden? Onu daha çok beğeniyorum. Javier Bardem mi? Aras Bulut İynemli mi? Ya şimdi soru mu bu? Soru mu bu? Bu arada yani şu fotoğrafı inanılmazmış. Ben evet. Bu fotoğrafı... Ya ama biz bok gibi fotoğraf seçmekte çok iyiyiz. Yani tabii. Çok Aras iyi. Bulut İynemli. Aras Bulut İynemli. O zaman Aras Bulut İynemli seyrediyor. Bir Başkadır'dan bahsedeceğiz. Çok da vakit geçmedi diyebiliriz aslında yani. Daha yeni sayılır bizim için. Öncelikle bütün ekibi yakaladığımızda tebrik ettiğimiz gibi seni de çok tebrik ederiz. Teşekkür. Yani ben kişisel olarak çok enteresan bir şey seyrettiğimizi düşünüyorum. Berkun'un zaten yazdığı şeyleri ben beğenirim genelde. İşte sizin de her birinizin performansı ayrı ayrı çok eğlenceliydi. Eğlenceli değil. Yani çok keyifle seyredilecek şeylerdi. Umarım yine bir şeyler de seyrederiz aynı ekibi. Var mı bu bir ikinci sezon planı? İkinci sezonla ilgili olacak gibi bir şey yoktu yani aslında. Yani hiç öyle bir haber almadım. Ha belki sen yoksundur ikinci sezon. Sanmıyorum ama bilmiyorum. Değil mi? Ben sanmıyorum ama bilmiyorum. Yok bilmiyorum gerçekten. Ama yani illaki Berkun'un yazdığı bir şeylerde çalışırız diyorsun. Buralarda insanlar olur. Bir Başkadır'dan özellikle. Gayet gerçekten sana tez sorusu bak çalışılmış soru. O yüzden okuyacağım. Eyvah. Hayri Nisa ile toplumumuzda baskılanan, ait olamayan içgüdüleri ve zorunlulukları yüzünden bir açıdan çift kimlikle yaşamak zorunda kalan birçok kadının sesi oldun. Ne hissettin ilk okuduğunda? Ve böyle düşünüyor musun gerçekten? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Umarım yani geçmiş ki bu soruyu soruyorsunuz. O da ayrıca bir hani mutlu ediyor beni. Yani ilk okuduğumda zaten daha hepsi yazılmamıştı. Evet. Dolayısıyla biraz anlatmıştı. Ve ben zaten daha birinci bölümü bitirdiğimde uçmuştum yani hani ne okudum ben falan gibi bir durumdaydım. Sonra Hayri Nisa geldikçe ya çok bir kere daha önce oynama fırsatı bulmadığım bir karakterdi. Bir kere hani Berkun o konuda bir yani beni çok mutlu eden bir yere koydu açıkçası. Zaten ona çok heyecanlandım. Ve o heyecanım hala bak hala Bir Başkadır'dan konuşurken geliyor. Yani çekerken geçmedi, izlerken geçmedi, röportajları yaparken geçmedi. Kaç ay oldu hala ben o ilk okuduğum günkü heyecanını duyuyorum Bir Başkadır'dan bahsediyorum. O ne kadar güzel ya. Evet. Peki değişik bir yorumla karşılaştığın oldu mu? Yani beklentinin dışında ya da işte genel karşılığını bulan bir iş oldu ya genelde beğenildi yani özellikle iç piyasada. Dışarıda işte İtalya'yı senden az önce anlattığından öğrendim ama hani mesela diğer yerlerde nasıldı falan çok bilmiyorum yurt dışında. Ama iç piyasada oldukça beğenilen bir iş oldu. Farklı bir yorumla karşılaştın mı hiç? Nasıl farklı? Bilmem beğenilmeyen yani. Beğenilmeyen gibi mi yoksa böyle beni... Ya beğenilmeme gibi değil. Daha çok işte senin oynadığın karakterin anlattığı şeye dair beklemediğin bir yorumla karşılaşmış olma ihtimali var mı? Çünkü ne olursa olsun bu iş tamamında beğenilse bile aslında riskli bir karakter diye tarif edebiliriz evet, evet. Ya senin karakterini. Aslında sandığımdan daha az tepki aldım. Bir kere onu söyleyebilirim. Ama çok güzel mesajlar da aldım açıkçası. Senin oynadığın karakterin hikayesine değen... Evet, evet. Yani... Kendini orada gördüğü için çok heyecanlanıp ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıkları için bunun gerçekten izlenilen bir şeye taşınmasıyla ilgili çok değişik bir şey yaşadı aynı sağ gibi olan insanlar. Dolayısıyla onlara biraz
bunu yaşatabilmiş olmak bile bana çok iyi geldi açıkçası. Çok güzel evet. mesajlar geldi çünkü. Benzerlerini yaşadıklarıyla ilgili. Öyle. Okay. Peki Berkun Oya ile Iska'da da beraber evet. çalışmıştınız. Crack'te bayağı uzun süre beraberdik. Hı hı. Ben aynı zamanda çalışıyordum Crack'te. Arka tarafta. Hı hı. Ne yapıyordun? Reji asistanlığı falan mı yoksa prodüksiyonla ilgili mi? Her şeyi yapıyordum. Tabii birkaç zaten. Kişiydik zaten. Aha. İşte hani kostümlerin ütüsünü de ben yapıyordum. Ne bileyim. Hı. Her şeyi beraber evet. yapıyorduk zaten. Biletleri de ben kesiyordum vesaire falan. Öyle öyle. Yani peki, tek başıma değil de ben de onları yapıyordum. Peki Berkun'un tiyatro ve sinema yönetmenliği arasındaki arasında bir fark var mıydı sence? Ya da nasıl değerlendirirsin? Ya biz karakterleri çıkarırken bir başkadır hazırlanırken zaten biraz tiyatroya hazırlanır gibi hazırlandık. O yüzden aslında hani setin dışında hazırlık hı hı. sürecimizde aslında tiyatroya hazırlandığımız gibi yaptık. O yüzden aslında herkesin alışkın olduğu bir süreçti. Çünkü herkes, yani birçok insan hı hı. herkes değil şey Berkun'la zaten tanışıyor çalışmış. Biliyordu. O yüzden hani ona aşinaydık diyebilirim. Hem televizyon ana akım işte karasal yayında yayınlanan dizilerde oynuyorsun hem de dijital platformlarda. Hı hı. Sence farkın ne? Yani zaman işte daha kısa çalışma süreleri olduğu için daha çalışacak vaktin oluyor falan filanın dışında bir şey var mı diye soruyorum aslında. Bu artık çünkü şey bir şey güzel için. Bir şey. Dijitalde çalıştığın zaman başının sonunu biliyorsun. Karakterin nereye gidecek, hı hı. neler yaşayacak, nerelere çıkıp inecek onları biliyorsun ve bittiği yeri biliyorsun. Ama televizyonda ertesi gün setim varken akşam gece öğreniyorsun ne olacağını vesaire ya da doğru. nereye gittiğini. O yüzden orada bir savaş vermen gerekiyor karakterini tutmak için. Evet ya işte Selin demişti işte yani işte atılan tweet'e göre senaryo değişiyor şeyde ha. TV'de. Yani. Yani muhtemelen. O yüzden evet orası zaten daha zor bir şey. Peki tiyatroya hiç ara vermek istemediğinden bahsediyorsun. Mesela çok uzun ara verdim maalesef. Pandemi yüzünden. Pandemiden önce de bir sene ya da iki sene kadar. Aa, evet. O diye ya. Bu kadar verdin mi ya? Verdim çünkü maalesef auditionlar biraz kapalı oluyor. Hı hı. Tiyatrolarda. Birçok tiyatro evet. konservatuarsız oyuncu istemiyor gibi evet. gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla hı. da biraz zor oluyor aslında hmm. yer edinmek. Evet ama böyle bir talebin olduğunu duyan söyledim insanlar. Söyledim herkes biliyorlar yani. Ha biliyorlar evet. ve aramıyorlar. Bilmiyorum onu. Orada buradan söylüyoruz. Bu kızı neden oynatmıyorsunuz çocuklar? Ne oldu? Bu ama kız işte size tam ne pandemi etti? Oldu tabii. Yani neredeyse 1,5 sene oldu işte. Evet. Pandemi zaten. Var zaten. Tabii. Peki pandemi sonrası var mı aklında bir şey? Ya yani bir konuştuğumuz bir şey var ama hani olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ne zaman çünkü biteceğini de bilmediğimiz için. Öykü yazıyormuşsun, bir tane hikayeni de oyunlaştırmışsın gibi bir bilgi aldım. Oynaştırmaya çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ha. Beceremedim hala. Beceremedin. Peki ne, bununla ilgili bir çalışma yapıyor musun becerebilmek için? Yani aslında... o nasıl bir öfleme? ya çünkü çok üzülüyorum onu yapamadığım için. Ya rica ederim üzülme. Niye buna üzülüyorsun? Aa. Sabah kalkıp yapacağım bir şey değil ya zaten. Evet evet yok ama bayağıdır bekliyor kendisi. Hı. Yani. Berkun'dan yardım alıyor musun? Yok. Hiç sormadım ona. Ona sorsam? Ya ona belki şey yaparım. Bir, en hı. azından bir taslak bir şey çıkarınca okuturum gibi düşünüyorum. Ha olur ama belki şey yani bir öyküyü oyunlaştırma ile ilgili belki bir fikir verebilir diye dedim. Öyküyü anlatmıştım ona galiba zaten de. Ve umursamadı abi yok, ben de bozuldum. Yok ya hayır ama ondan sonra tiyatro oyunu ile ilgili bir şey dememiştim hı. yani hani. Ona sonradan karar verdim. Deniyorum. Ama biraz daha üstüne çalışmam gerekiyor. Yani her gün gerçekten ona oturup biraz mesai yapmam gerekiyor ki bir yerlere gelsin. Peki var mı şeyin planın? Yani bunu profesyonel olarak sürdürmek istiyor musun? Yani ne güzel peki, olur. Evet. Keşke oyun yazabilsem. Keşke. Güzel oyun yazabilsem. Çok güzel çok az olur. Var çok çünkü. Çok az var Türkiye'de evet. Ve 10 sene, 15 sene önce hiç yoktu bir de. Öyle düşündüğün zaman müthiş bir evet. gelişme şu anda. Yani keşke yapabilsem, öyle hı-hı. bir yeteneğim olsa keşke ve yapsam. Az önce söylediğin sette de çalışmışlığın var. Evet. Sarmaşık, New York'ta 5 milyar evet, falan evet. gibi işlerde hı-hı. de çalışmışsın. Bir yandan onu fırsat buldukça sürdürüyorum dediğin gerçekten böyle bir... Zaten çok da fırsatın olmuyor gibi görünüyor evet, ama... Evet işte zaten en son sarmaşığı yapabildim düşün. Ha, yani 2014. Bayağı. Peki şey çalıştığın setlerde bu mesleki deformasyonun oluyor. Var mı? Oluyor. Çok durdurmaya çalışıyorum kendimi ama oluyor.
ve genelde de benim söylediğim şey bir şekilde görülmemiş bir şey oluyor. Gerçekten. Yani farkında olmamış oluyorlar. Aa, benim. Ne kadar çünkü güzel. Muhtemelen başka bir ama yani şeyden değil, ben çok iyiyim ve görüyorum gibi değil de aha, onların zaten o sırada hali hazırda başka bir sürü oluyor ve ben bekliyor oluyorum ya. Aha. Ben orada de bir şey görüyorum mesela. Dolayısıyla hani söylüyorum. Ve kullanılıyor mu o? Yani size değerlendiriyorlar mı? Bir eksiklik söyleyeyim gibi bir şey oluyor. Unutmuş ha, oluyorlar mesela. O öyle bir şey. Yani çok da fazla hmm, karışmıyorum tabii o kadar, evet, da gidip. Evet, bela açabilirsin işte başına çünkü. Müşteki. Bu mu? Müşteki. Kafanı sallama bir şey de. Hiçbir şey anlamadım. Müş. Babuş. Babuş. Hiç söylemedim ama bir şey. Müşteki. Burçak. Gözünden yaş geldi. Bak. Müşteki. Bir daha. Müş. Bur. Te. Ki. Bur dedi. Çok zor. Müş. Te. Ki. Çıkar hiç. Bununla uğraşılmaz. Ne? Müş. Te. Ki. Direkt bu diyorsun zannettim mesela. Ama bu. Müş. Te. Ki. Babuş dedim. Babuş ne ya? Hazırım. Hazırım. Bakmıyorsun. Ne bakacaksın? Evet. Ağzına bakıyor. Bir daha. Seni parçalarım. Ne? Gideyim mi dedi? Ama çok kolay. Çok kolay. Bakayım. O yüzden. Kılçık. Çok kolay ama söylersem hemen anlayacak. Söylüyorum, normal söylüyorum. Vızıltı. Fısıltı. İyi ki yaptığını bir... İyi ki bu değildi. Kolay falan dedim. Ha, kolaydan o... gibi bir şey yaptın. Hiç ağzını oynama. Bu çok kolay. Aynen, çok kolaymış. O şey bir aynen miyim mi? Ha? Aynen çok aha, kolay. Aha öyle. Muayenehane. Muharra. Muayenehane. Muharebe. Muharebe. No. Muayenehane. Orada bir iki A var. Evet. Muayene. Bak. Muayene. Hane. Muayene. Muayenehane. Evet. Muharebe. Strafor. Oha ya. Hepimiz de onu, bir de üç tane şey vardı, onu beğendik. Balata. Makina. Balata. Balata. Ya balatayı duysan nasıl sessiz film gibi anlatabilirim ya, inanamıyorum şu an. Alkışlıyoruz Mike'yi. Hayır. Harika bir yarışmacılar. Erkek arkadaşın da ülkenin önde gelen genç erkek oyuncularından. Gibi bir şey oluyor. Ya da bu. Yo hayır, cümlede fazladan bir erkek daha demişiz. Ha. Çünkü erkek arkadaşın diyorum zaten, partnerin demiyorum mesela. Erkek arkadaşın ülkenin genç erkek oyuncularından olması normal biri yani. O yüzden kötü. Peki mesleki anlamda birbirinize yardımcı oluyor musunuz? Yani aynı mesleği yapan insanların beraber vakit geçirmeleriyle ilgili bir olumlu da konuşan, olumsuz da konuşan insanlar var. Bu sizin fayda sağladığınız bir alan mı yoksa birbirinize dokunmuyor musunuz? Ne oldu? Soramadım. Soramadım. Ben sana şunu anlatacağım hepsini. Allah aşkına, ben çünkü ayıp eder miyim diye çok korkuyorum. Yok ya. Hayır. O yüzden. Hayır ya. Biz bu konuyu avantaja çevirmiş bir çiftiz bence. Hı. Çünkü biz mutlaka birbirimizin fikirlerini alırız. Hatta
İlk gelen bir senaryo olur. Birbirimize okutmayız ama anlatırız hikayeyi, karakteri anlatırız. Ve fikir alırız daha en başından. Hı hı. Sonra aklımıza yatmayan bir şey olduğunda da mutlaka birbirimize sorarız. Yani böyle alışveriş yapmaya çalışıyoruz yani açıkçası. Hı. Ve bence bu bizim için avantaj. Evet, yani bunu şey yapabiliyorsanız. Yani birbirimizin fikirlerine güveniyoruz sonuçta. O yüzden gayet iyi oluyor. Evet. Kolaylaşıyor işiniz diyebiliriz yani. Evet. Peki yaptığın işlerin birçoğu çok göz önünde. Özellikle son dönemde olanlar. Ama senin hayatın o kadar göz önünde değil. Bunu nasıl sağlıyorsun? Üzüldüğün yani, bir şey mi sorun? Yok, buna çaba sarf ediyoruz bayağı. Evet. Çaba sarf ediyorsunuz. Peki bu yorucu bir şey mi? Yani bu çünkü yanında getirdiği şeylerden biri. Ya yani böyle bir kaçıyoruz gibi bir durum yok. Ama olabildiğince yani özellikle mesela... Birlikte fotoğraf koymayız gibi. Hı hı. Ya da evimizden, özel hayatımızın çok özelinden fotoğraf, evimizi gösterecek bir şey koy. Yani orayı biraz kendimize saklamaya çalışıyoruz açıkçası. Ya da illaki basın oluyor ama hani basının gerçekten orada olduğunu %100 emin olduğumuz bir yere gitmeyiz. Hı hı. Gelirler olabilir. Hani ondan artık kaçamayız. Öyle bir şey değil ama hani bazı yerler vardır ve oraya gidersen kesin basın vardır biliyorsan oraya hani öyle... Bilerek gitmeyiz yani. Ama geldiklerinde de bizim için bir problem olmuyor. Hı hı. Bu galiba biraz onunla alakalı. İşte aslında biraz daha kendi içimizi çok göstermememiz daha çok. Basınla pek alakası olan bir şey değil. Sonuçta yakalanıyoruz ve konuşuyoruz. Hı hı. Ama diğer kısım bayağı etkili oluyor bence o konuda. Dikkat etme kısmı. Evet, evet. Evet, tebrik ederim. Yani bunu seçerek yaşıyor evet, olmak... Evet, çünkü yani ikimiz de oyuncuyuz ve birbirimizin üzerinden... Var olmak ikimizin de hoşuna gitmez zaten. Hem öyle hem de şey konusunda ne düşünüyorsun? Yani bu bir oyuncunun bu kadar görünür olmasıyla ilgili yani o kadar da tanınması çok da iyi olmayabilir gibi bir fikrin var mı? Hayır ama ben bu işi mesela ünlü olmak için yapmıyorum gibi. Hı hı. Hani dolayısıyla da mesela ben 15-16 sene olacak neredeyse işte bu işi yapıyorum ama... birçok insan dedin ya mesela işte sen Çal Kapımı'yla da beni tanıyan çok fazla insan evet. oldu. 16 sene sonra aslında. Hani o tamamen dönemsel ve şimdi sen Çal Kapımı'nın rüzgarı bittiğinde de ben yine belki evet. yani da anlatabildim ne demek evet, istediğim. Dolayısıyla anlıyorum. Hani şey bir şey değil. Hayatımın ortasında bir şey değil en azından. Anladım. Zaten öyle olması da mantıklı. Peki bu 16 yıl içinde genelde böyle şey gibi böyle bir iyi seçimler yapmışsın gibi duruyor. Bunu mesela hani inceleyip sık dokurken hiç şey dediğin oldu mu kendine? Bilge tamam artık bunu kabul etmen lazım falan dediğin zamanlar oldu mu? Oldu. Var mı pişman olduğun proje? Teşekkürler Bilge. Mavi ekran. Oldu. Ya bu kadar seçici olmama rağmen oldu çünkü ya bu şey değil yani ayıp değil. İlk başladığım senelerde okulu üniversitede okuyabilmek için de çalışıyordum. Hmm. Dolayısıyla yapmak zorundaydım zaten. Hani evet. orada bir seçim şansım yoktu maalesef. Ya zaten şey bakma pislik olsun diye pişman oldun diye soruyorum. Yok yoksa... pişmanlık değil ama hani seçim şansım olsa yapar mıydım? Yapmazdım derim. Ama hani keşke yapmasaydım ne şeymiş demem çünkü sonuçta o işi yaparak okulumu... Evet evet yani birçoğumuz kiramızı bir ödedik ya yani tabii karşı. O yüzden hiç öyle bir şey değil evet, zaten evet, yani yok, yok. Ya o işte kötü oldu falan dediğimiz işler de oluyor tabii ki. Yani ona ama şey yapamayız yani işimiz bu sonuçta evet. Pandemi dönemi seramiğe sen sarmışsın pandemiden önce de yapıyordum ha evet, pandemide evet. ama bu galiba mevzu tabii, haline gelmiş evet, evet. çünkü tam pandemi başlamadan önce fırın almıştım aa yani Şubat'ta fırın aldım Mart'ta senin kendi fırının mı var evet. Aa, çok iyi. O yüzden öyle bir denk geldi ki Şubat'ta fırın geldi, Mart'ta pandemi başladı. Aa, sen iyi çalış diye dükkanı kapatmışlar. Evet, resmen. Peki, ilk başlama şeyin ne peki? Ya seramiğe? Birazcık hani telefondan uzak, yani çünkü seramik yaparken hiç telefona bakmıyorsun. 4 saat, 5 saat. Müthiş bir şey bence. Zaten mümkün değil. Ve ben atölyeye gitmeye başladım. Böyle biraz toprak elliyim. Hani birazcık bu iyi geliyor ya toprağa insanı. O hedefle başlayıp sonra baktım ki atölyeye giderken gerçekten 4-5 saat telefonuma hiç bakmıyorum. Müthiş bir şey ya bu falan. Hani gerçekten terapi gibi. Hı hı. Hiç kimseyle konuşmuyorsun, düşünüyorsun sadece falan. Toprakla ilgileniyorsun.
Öyle öyle başladı. Sonra öğrendikçe evde de biraz minik minik yapmaya başladım. Sonra işte o fırınlara kadar geldim mevzu. Farkında mısın bunu bilmiyorum ama sen gelmeden önce bayağı bizim derken sadece benim değil. Benim, işte Umay'ın, Nazlı'nın. Sana da geldi mi? Bige Önal gelsin mesajları. Atak halinde bize Bige Önal mesajları geldi. DM'ler, yorumlara yazmalar falanlar filan. Teşekkür falan. Ederim onlara o zaman. Tamam, onun için fırsat yarattık biz sana zaten şu an. Teşekkür ederim. Ama ne diyeyim? Hayır yok. Sana teşekkür ederim. Sizin ben sana teşekkür ederim. Hayır, biz söylemiyoruz ya kimseye. Yani kimsenin haberi yok senin geleceğinden. Bizim bütün program konuklarımız sürpriz. Sadece biz biliyoruz. Ona rağmen. Sonra, evet ve yani hani bu şey gibi ya biz, göründü. Ben bize. Şey günü gördüm. Benim buraya geleceğimi biliyorduk artık. Aha. Onun akşamında bana i̇şte, mesaj geldi. Yok biz 2-3 haftadır yaşıyoruz evet bunu. Evet işte, ha öyle mi? Evet. Hatta ben yolladım. Acayip enteresan değil mi? Bugün biz bunu konuştuk falan. Evet. Neresem işte şimdi sen söylüyorsun. Evet evet. Senin farkında olmadığın bir kitlen var galiba. Bilmiyorum ki. Yani ne kadar yani bir kitlemin olduğunu biliyorum. Aha. Ama hani ne bir nasıl bir etkileri olduğunu yani farkında değildim açıkçası. Bilmiyorum ama şey yani bu kadar çok gelmesi istenen zaten 2-3 kişi var. Ya çok evet. Çok sevindim. Ne mutlu bana. Ama yani sen işte fotoğraflarını editleyen, videolarını onlar yapan falan. Onlar tabii ki falan var. Onun, yani özellikle doğum günlerimde çok mutlu oluyorum. Çünkü hoş ya çok hoşuma gidiyor. Bir insanın bu kadar benim için beni tanımadan yani uzaktan tanıyarak daha doğrusu evet. Bu kadar vakit harcamaları, bu kadar hani sevgi duyabilmeleri çok hoş bir şey. Peki koyu Galatasaraylı mısın? Sen hangi takımsın? Bir Galatasaray diyemedin. Ben takım tutmuyorum maalesef. Ben Galatasaraylıyım ama artık çok da koyu sayılmam. Bir ara çok koyuydum. Evet. Her maça gidiyordum. Ha, o küfürler falan gidiyorum. Oradan geliyor. Yapma yani, be. Çünkü tek kızdım yani aralarındaki ve bir şekilde ağzına yapışıyor yani. Neyse yani eskiden çok gidiyordum. Şimdi neden maçtan. Artık gitmiyorsun? Ya çünkü bir yerden sonra... Şunu fark ettim ki bir kere çok canım sıkılıyordu yenildiğim zaman. Pazartesi günleri kimse benimle konuşmazdı yenildiğimde. Çünkü ben baya böyle falan gibi bir modda giderdim okula. Bir de kendi sinirimi de çok bozduğumu fark ettim. Bir de bir yerden sonra işte ÖSS senesi gelmişti artık. Ve ders çalışmam gerekiyordu. Maçlardan biraz kopmam gerekiyordu. Sonra koptukça da şeyi fark ettim. Yani hayatımda bir boşluk varmış aslında doldurmaya çalıştığım. Onunla doldurmuşsun. Doldurmuşum falan. Hala izleyince sinirlenirim. O yüzden izlemiyorum. İzleyince sinirlenirim mi? Evet. Fener maçlarında falan çok sinirlenebiliyorum. Ya. Evet. O yüzden gerek yok. Niye kendimi sinirlenirim? Zaten hani sinirlenebileceğim bir sürü şey oluyor hayatta. Gerek yok yani. Bir de ona yani. Mı sinirlenirim? Evet. Tamam. Çok mantıklı. Şimdi Yeşilçam'ın ikinci sezonunda oynuyorsun. Evet. Yine. Yine bir dijital platform evet. Ve yine o dijital platformun en çok ses getireceği düşünülen işlerinden biri ve yine sen varsın bir yerinde. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl bilmiyorum gidiyor? Bilmiyorum ya bir şekilde gerçekten dijitallerde buluyorum ben kendimi. Tamam yani zaten birçok. Güzel bir şey bu. Evet bence evet, de öyle. Evet mutluyum ben bununla. Birçok insan artık zaten dijital platformlarda evet. Çalışmaya zaten başladı. Evet. Hani seninkiler daha seçilmiş işler gibi olduğu için onun altını çiziyorum ama. Nasıl set? Çok tatlı set. Vallahi. Yani gerçekten çok keyifli. Hı hı. Dönem işleriyle ilişkin nasıl? Kostümleri falanları filanları. Çok hoşuma gidiyor benim bu kadar hani farklı olabilmek. Senin daha önce dönem işin var mıydı? İşte şey benim adım Gültepe vardı. Evet. Bunu da çok seviyordum. Hoşuma gidiyor dönem. Çünkü ben zaten biraz aslında o dönemleri özleyen bir insanım. Evet, hiç yaşamamış ya, olmama rağmen. Nostalji evet, seviyorum diye. Peki Çağan Irmak'la daha önce çalışma fırsatı... Çalışmamıştım. İlk defa mı çalışıyorsun? İlk defa. Nasıl bir tecrübe? Vallahi çok değişik. Çünkü çok uzun zamandır yani düşün 16 senedir bu iş yapıyorsam Çağan Irmak hep bir evet. Hayatımızda vardı evet. Yani. Ama bu zamanaymış kısmı. Şeyi evet. Çok da keyifli. Hı hı. Güzel anlaşıyoruz bence. Set de çok keyifli bir kere, çok peki, eğlenceli. Yani hani birinci sezonu bir tamamlamış bir ekip ya evet. Öyle bir sonuçta onlar zannediyorum zaten özellikle ana kast iyi anlaşıyordu. Öyle bir çok yakınlaşmış bir ekibin içine dahil olmakla hiç öyle bir hiç şey yapmadılar. Yok hiç çok direkt aldılar beni içlerine. Hiç evet. Şey yapmadılar yani. Çok yabancılık çok çekmediniz. Yok hiç çekmedim. Peki, çok tatlılardı başından beri. En çok kimi sevdin ekipte? Ben Çağatay'ı çok eskiden tanıyorum zaten. O zaman en çok onu sevdim.
Lütfen, biliyorsun. Yani öyle çok, Çağatay'dan da fazla başka biriyle çok vakit geçirmiyorum. Muhammed Uzuner'le çok vakit geçiriyorum. Ha. Onu çok sevdim. Aa, bayıldım. Yeni mi? İlk defa mı tanıştın? İlk defa tanıştım. Ya yani, ben de çok severim Muhammed abi. İzlemişliğim var ama insan olarak ilk defa evet. tanıştım ve çok güzel, keyifli evet. bir muhabbet var. Çok da zarif adamdır. İnanılmaz çok bir insan. Çok da yetenekli. Yani ben bayıldım ona. Evet, en çok onunla ve Çağatay'la vakit geçiriyorum. Okey, o zaman en çok onları sevdim. Muhammed abi çok iyi şey yaptım. Tamam. Peki bu çalışırken Yeşilçam filmlerini falan seyrettin mi? Yeşilçamların birçoğunu seyretmiştim zaten. Ama şey gibi. Yaptım. Bütün o döneme ait işte 60'lardaki Fransız da seyrettim. Hmm, İtalyan da seyrettim. Evet. Hani biraz o insanların o dönemki jestlerini falan görmek için merak ettim. Çok güzel. Evet, seyrettim yani bir şeyler. İkinci sezon ne zaman geliyor? Vallahi bilmiyoruz. Biz daha çekiyoruz şu an. Hala çekiyoruz. Evet. Set devam ediyor. Ne zaman gelir? Herhalde kışa doğru gelir diye düşünüyorum. Kışa doğru. O kadar... Muhtemelen. Yani şimdi yazın sokacaklarını sanmıyorum. Yok ama işte sonbaharda falan girer mi ya acaba? İnşallah sonbahar olur. Çünkü ilk sezon bayağı hani evet, Yeşilçam başlıyor şak ne güzel diye olur. Evet, evet. Girdi keşke çünkü. Keşke sonbahara falan gelse. Bilmiyorum hadi bakalım. Ki. Hayırlısı. Ben Güntülü Ganimet. Güntülü Ganimet. Ganimet. Güntülü. Güntülü. Bir şeyli hazine gibi. Necefli ya. Maşrapayı biliyorum ben. Buna en yakın. Ve o bir isim değil. Yani Güntülü adım, Ganimet Güntülü soyadım. Güntülü anlamı ne hanımefendi? Gündüz rüyası. Öğle uykusuna yattığınız rüya. Güntülü. Güntülü gibiymiş. Güntülü. O da gün şey perdesi gibi. Tül rüya mı demekmiş? İsmin anlamını biliyorum. Parçalayınca... Anladım. Hece o kadar çalıştım. Daha, evet, evet. Bizim yaşadıklarımızı yaşıyordu. Aynen. Güntülü Ganimet. Ganimet, Ganimet evet. soyadınız. Ganimet soyadı. İddialı bir soyadı. Evet. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Gerginlik savarım. Gerginlik savar. Evet. Böyle öfke problemi yaşayan insanlar bana ulaşıyorlar. Evet. Ben yanlarında geziyor oluyorum ve böyle bir yine mesela... birinin yanında gezecek meslek mi buldunuz? Evet. İnanılmaz. Hep birinin k***da geziyor bu. Hep bir şey. İşte ayrıldınız hatırlatmacı. Bir dakika, ben böyle bir meslekle şu an ilk defa tanışıyorum da o yüzden falan şok. Okey. Evet. Çünkü burası tuhaf bir derken an... burası daha tuhaf çıktı. Ay, yani. Bir an böyle bir baktı ama evet. neyse. Yani, biz de boş değiliz. Biz de boş değiliz. Evet. Mesela kavgaya girişeceği zaman birine sinirleniyor. Benim bir sihirli cümlem var. Onu kulağına fısıldıyorum. Nedir? Kulağına. Evet. Bak benim için çok işe yarar bir şey. Çok kavga ediyorum. Evet. Gerçekten mi? Ya çocuktum işte. Ha evet. Mesela Bilge Hanım'ın ihtiyacı oluyormuş. Ne fısıldıyorsun? Onu işte söyleyemem. O zaman çünkü... Herkese özel. Ha, herkese başka mı? Hayır, tek bir spesifik cümlem var. Ben mesela bu hizmeti aldım sizden. Aldığınızı öğreniyorsunuz. Öğrendim. Söylememesiyle sonra... için bir şey mi imzalıyorum? Ama evet, sözleşmemiz var. Gizlilik sözleşmesi. Ha. Yani başkasından, benden bu hizmeti almayan birinden ben bunu duyarsam... Evet. Kimin yaydığını öğreniyorum ve hemen sözleşme devreye giriyor. O da mal giriyor. Çünkü söylüyor size. Ben kimi araştırıyorum. Ya? Siz araştırıyorsunuz. Evet, devlet yetkilileriyle böyle. Devlet yetkilileri. CIA ajanları. CIA ajanı mesela. Evet. Mehmet mesela. Günsür. Aras Bulut. Aras Bulut iğnemli var. Bizim en beğendiğimiz CIA ajansı mı? Evet. Evet. Öyle, çok iyi, yani... berbat bir meslek. Kulağına fısıldıyorsunuz ve gevşiyor mu? Yani o ilk metot oluyor. Aslında son aşama oluyor. Son aşama. İlk aşama ne? Ya şöyle mesela her zaman bir kağıt torba oluyor. Önce kağıt onu, toplama evet. mı? Kağıt torba. Üflemesini istiyorum. Normal klasik yöntemle. Nefes tekniğiyle. Sinirlenmişken kağıt torba üfletiyorsun. Hırsını alsın diye. Siz bir şey söyleyeceğim. O kadar çok film seyretmişsiniz ki. Çünkü burada mesela birinin eline şuna üfle gerginliğini alır desen. Ama verip şöyle kese İbrahim kağıdını. Bey bunu yani para verdikleri için söyleyeceğim. Üstüne paraları boşa gitmesin diye sözümü dinlemek zorunda hissediyorlar. Aa neto gerçekten insan psikolojisini anlıyormuşsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki ne kadar
bir para alıyorsunuz bu yani işten? Yani asıl dernek alıyor. Benim maaşım var. Ben... Yine dernek abi. İnanılmaz. Evet. Benim 4000 lira maaşım. 4000 lira maaşınız çok var. Çok açık ve gayet güzel. Doğru da. Evet. Okey. O zaman şarkınızı alalım size. Tabii. Egarlık sultanlık derdi. Bildin mi? Yani sözlerini söyleyemez. Melodisini devam ettirebilirim melodi, ama. Ben de devam ediyorum. Kız da melodi veriyor i̇şte zaten. İşte bende yok onlar. Evet. Harun Kolçak'ı yanılmıyorsam. Abide. Olabilir, emin değilim. Şarkının sözünü hatırlıyordum sadece çünkü. Gir kanıma. Evet, hani bekarlık sultan. Evet, tamam. Harun Kolçak. Siz resmi ben gazetede yayınlanmasını mı beklediniz? Resmi gazetede yayınlanmasını mı beklediniz benim bildiğimin? İkimiz mutabık olalım diye. Onlar bana 10 verdiler. Onlar sana 10 verdiler. Sen bilince hoşuna İnanamadılar. Gitmiyor. Evet. Ben ona gelirim. Güntülü Hanım, bildiğiniz gibi Bige Hanım'ın midesiyle evet, ilgili bir problem Bige var. Evet, ben Bige Hanım yerine gelirim. Bir şey söyleyeceğim ama bunu yapamam sana. Bigeciğim sağ ol. Ama gerçekten yani burada ne yaşarız bilmiyorum. Evet. O yüzden yapamayacağım. İçemem de. Ne içsin onu seçebilirsin. Tuzlu su. Tuzlu su. Alkışlıyoruz Güntülü Hanım'a. Ben Betüş Şıkır. Ne? Betüş Şıkır. Betüş Şıkır. Evet. Bize tatlılık mı yapıyorsunuz yoksa gerçekten... Hayır, bu ismim bu. Betüş. Soyadım da Şıkır. Betüş Hanım. Biraz tuhaf geldi açıkçası. Aileniz evet. Sizin tatlı olduğunuza karar vermiş evet. Anladığım kadarıyla. İlk gördükleri an Betüş demişler. Betüş demişler. Okey. Ne iş yapıyorsunuz Betüş Hanım? Köpek sahibi olmak istemeyen ama güvenlik kamerası ve işte... şey de taktırmak istemeyen insanlar 12 ile 6 arası onlara gidiyorum. Havlıyorsun. Havlıyorum. Çok iyi ya. Gerçekten mi havlıyorsun? Evet evet havlıyorum. Dikkat köpek vardır yazısı var. Evet yani müstakil ev olmak zorunda sadece. Müstakil evlerde aynen, çalışıyorsun. Öyle bir havlar mısınız? Havlıyım. Lütfen. Tabii. Önce bir küçük ses açabilir miyim? Ben bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Ben ondan önce bir soracağım. Köpek cinsine göre mi havlıyorsunuz? Hep aynı mı havlıyorsunuz? Yani şu an 2-3 köpek cinsimiz var. Bir tane ulumuz daha, var. Daha az çeşit var yani. Evet. Gelişecek herhalde. Evet. Anladım. Bu bir ulum hani böyle araları benim buluyoruz. De köpeğim var. Hani benim köpeğimi takt etmek biraz zor da hani sizinle çalışırsam ileride diye. Dinlersem çalışırım. Yaparım diyorsunuz. Tabii yaparım. Okey. Buyurun bir havlarsanız. Tabii. Bu orta boy bir köpek gibi. Orta boy bir köpek gibi. Aynen. Yani küçük de değil, büyük de değil. Şey, uluyorum da ulumam. Yok yok, hiç gerek yok. Ulumama rica ederim. Ben ulumayı da duymak isterim. Çünkü ben mesela köpek uluması bilmiyorum. Anladım. Nasıl? Bayağı köpek var burada. Bir şey söyleyeceğim, bu kadar para kazanmıyorsun. Yani benden bu kadar para kazanmıyorsun. Ama çok güzel değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben de bir gün gelip meslek icra etmek istiyorum. Ne zaman istersen. Tamam. Ne zaman istersen. Böyle. Ne kadar para kazanıyorsunuz? Şöyle işte 6 saat gidiyorum. Saat 2000 başı. Lira. Evet 2000 lira. Bir saat de... başı. Günlük. 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 Bir de şey... Yani 4 saat de kullansan 2000 lira. Evet. Anladım. Yani hiç olmasa da. Hani sıkılırsam kendi kendime havlarım hani. Kendi kendine ödersin. Evet, evet. Çok mantıklı. Öyle çok iyi. Günde 2000 lira. Her gün evet. İş oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Evet. Biz çingene gibi çarptıracaksınız bize. 2 ile 30'u. 60 bin etti şu an. Benim zihnimde. Ama 60 bin lira aylık kazanıyorsun. Ses tellerimi kaybedebilir mi İbrahim Bey? Yani öyle bir çok haklı şeyim var. Sonuçta sağlığa bağlı bir şey bu. Yani sürekli ses tabii açıyorum. Tabii ki pahalı olacak. Hani... Ses nasıl açıyorsunuz? falan hani köpek soluması var. Nasıl köpek soluması? Görebilir miyiz? Çok güzel. Yapma yok, diyor biri. Arkadan yapma yapma diyor. Kim diyor yapma? Yap diyormuş. Ben de. Böyle. Çok güzel. Peki Betüş Hanım. Ne güzel isim. Anlamı ne? Papatya demek.
Çok güzel. Çok hoş. Osur osur ipeniz. Yani olan bu şu an. E buyurun, size şarkınızı dinleyelim. Tabii. Yüzünü görmeniz lazımdı. Böyle oldu. Bir an beynim boşaldı ve geri gel. Evet. Firuze, ya evde yoksa. Ne? Bunu anlamış olamazsın. Vallahi anladım. Gel. Gel. Ne içsin? Betüş. Sevgili Betüş. Sevgili Betüş. Bu kadar komiksin ki. Tabasco. Tabasco Betüş Hanım'a kaçtı. İnanılmaz. Alkışlıyoruz Betüş Hanım'ı. Ben Levziye Lakkırdı. Soyadınızı duyamadım ben. Lakkırdı. Lakkırdı. Lakkırdı ama. Lakkırdı. Lakkırdı. Lakkırdı, evet. Lakkırdı derken... Öyle şiveli bir soyadım var benim. Gerisi şivesiz. Evet. Levziye adınız ama. Evet, Levziye. Levziye. O ne demek? Evet. 4 Y'li herhalde. Keşke bunu sorsaydın. Uzun kerata demek. Güzel. Uzun kerata demek. Evet, iki araba satıldı. Ay, iki adet. Babanız i̇ki çok kerata kullanıyordu kerata. Herhalde. Evet. Galiba kerata seni. peki Levziye Hanım, soyadınızı söylerken sanki bir kırıttınız gibi. Lakkırdı yaptım böyle. Evet. Bizden daha fazla gülmeniz yine ay, inanılmaz. Evet. Gerçekten tutamadım. Program size yarıyor. Buyurun Levziye Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Bizim şöyle bir mesleğimiz var. Ben ve iki arkadaşımla beraber çalışıyoruz. çocukların, böyle çocukları kandırıyorlar ya işte mama ağzını açmayan çocuklara mesela mama yedirmek için bak uçak geliyor diyorlar. Uçak uçak yok etrafta. Biz de dedik ki artık bu çocukların gerçeklik algısıyla oynanmasın yeter. Evet. Uçak aldınız. Beni arıyorlar. Diyorlar ki... Siz uçakla yalancı geçiyorsunuz. Uçağınızı getirin. Vecihi Hanım. Evet. Bana diyorlar ki işte bizim çocuk yemek yiyecek. Sen bizim evin penceresinin önünden bir uçak geçiriver. Ben de diyorum ki tamam. Ve uçak geçiriyorum. Çocuk da işte böyle baka kalarken annesi ağzına yemeğini tıkalıyor. Çok mantıklı. Tıkalamak, evet. Evet, çünkü tek çocuk seçenek uçak mı? İşte pır pır helikopter de olur, uçak da olur. Hep bütçesine göre lazım. Değişiyor aslında. Ha, uçan bir şey yani, ama. Evet, bu uçan bir şey. Bütçesi yetmeyen ne yapıyor? Hizmeti vermiyoruz. Vermiyoruz. Biraz pahalı direkt çünkü benzin yani ya var ya yok hikaye. Gibi. Evet evet. Siz peki ne kadar kazanıyorsunuz? Vallahi işte uçak geçirme başına 5000 lira. Başına. 5000 lira. ben geçiririm uçak. Aynen. Yani. 5000 lira. Vallahi olur bize bir yani iki geçirir. Yani günde 5 tane tamam. Geçirsen uçak. Özel hizmet olarak da bazen arkasına yazı çok falan bağlıyoruz. Evet, uçuruyoruz, uçuruyoruz. İki öyle hemen Türklük yaptık. Kusura bakma burada hesap yapıyorduk senin maaşınla. Ne kadar aylık ne ortalama kazancınız ne sizin? Değişiyor ama işte 50 bin lirayı buluyor aylık kazancım da. Bunun pilotu var, yakıtı var, kirası var, osu var, busu var. Benim bunlar, cebime çok bir şey kalmıyor yani. Zaten ben 50 bin lira çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Buyurun. Çocuk ağzını açmazsa ne oluyor? Uçağı ağzına sürüyoruz. Diyorsun. Aa yaparken... Ay, para iadesi falan? Para iadesi. Yok garantili. Ağzını açması garantili. Çünkü gerekli diyelim. Ses ekipmanlarımız vesairelerimiz de var. Çocuk illa ağzını açacak yani. Biz o ağzı açıyoruz. Yok yok. Gerçekten böyle. Bana pek güven vermedi. Açıkçası çünkü 50 bin lira aylık kazancıymış. Ve bu şey pilot falan masrafı o içinde yani daha onu düşmedi. Belki maaşıyla ilgili yalan söylüyor. Maaşıyla ilgili yalan söylüyor olabilir. Doğrusu neden ki bir şiddet davasında falan mısınız? Genelde yok, orada yalan söylenir. Nazar söylemiş. Değerli. Ha? Nazar. Nazar değerli. Tabii. Nazar değer diye mi? Yo doğru söyledim aslında. Şarkınız ne? Özcan Deniz. Allah seni derin duygular besliyor. Evet. Aa, alakası yok. Yani. Ben de hiç yok olmam. Evet. Çok Özcan Deniz yok mu sende? Hayır şarkılar yok. Şarkılar yok sende. Evet.
Anladım. Ben içeyim. Anladım. Buyurun zaten lütfen. Ama üçüncüsü tabii gidiyor. Sirke, balsamik, tamam. Limon. Limon. Limon, limon. Çünkü hala iyi niyetli olmaya çabalıyor bu hanımefendi. Efendim, o merhabalar. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Bahtügül Kızıl. Bahtügül Kızıl. Evet. Evet. Bahtügül Kızıl Hanım, evet, siz galiba oturma izniniz vardır diye tahmin ediyorum. Tabii, niçin? Çünkü aksanlı geldiniz bana. Aa yok, benim büyük babaannem böyle konuşurdu. Bizi de böyle yetiştirdiği için ben böyle konuşuyorum efendim. Her şey var, jestler falan jestler, da var. Mimikler. Babaanneden. Babaanneden. Evet. Bu, evet. Şu sol el, boşta tabii kalan el önemli tabii ki bizim için. Allah Allah. Bahtügül'ün anlamı ayıp ne? Bahtınız ve gülsün yani. Güzel bir kader. Ha, güzel kaderi bir yaşantı. Gülsün. Tabii. Aa ne güzel. Oldu mu peki bu? Yani inşallah öyle olduğunu düşünmekteyim ben kendim. Kendiniz. Oradan evet nasıl görünüyor? Hiç bilmiyorum. Peki gülüyormuşsunuz pek şey gibi gözükmüyor. Aynen. Ha. Bahtınız gülüyorsa da siz pek gülmüyorsunuz. Gibi. Evet efendim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben kabin memuruyum. Evet. Ha. Aklınıza ilk gelen değil yalnız. Nasıl? Yani bir tane vardı. Uçaklardaki kabin memuru değilim efendim. Nerede kabin memuru var? Kabin yani üzerinizi prova ettiğiniz, giyindiğiniz, çıkardığınız yerde kabin memuruyum. Peki zaman zaman marka değiştiriyor musunuz mağaza? Ya yoksa da ben giyinirken yani ağzıma sıcak havlu mu koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Efendim şöyle bir mağaza düşünün kafanızda. Hemen düşünün. Kabinlerin oradayım. Evet. Bir tane şapka, bir düdük, bir tane de elimde bir şey. Düdük, bandocusunuz siz. Yaklaşık. Kabin bandosu. Yaklaşık. Yani kabin boşalırsa düdük çalıyorsunuz. Böyle yapıyorum efendim. Böyle. Siz geçin, siz kalın. Bu düdük mavi size hiç yakışmış mı? Ha. Tabii. Düdük nerede? Düdük burada. Geçme dediğim kişiler geçtiği zaman onları durduruyorum efendim. Peki mesela üzerine bir şey yakışmayana da düdük çalıyor musunuz? Tabii sordukları zaman diyorum ki bu hiç sana olmuş mu? Düdük. Çıkar. Düdük. Düdük. Anladım. Peki ne kadar mesela bunun maaşı nedir? Efendim güzel kazanıyorum. Bir de herkesi alamıyoruz işe tabii ki. Böyle bir sert mizaç gerekiyor bunun için. Ha işi de siz alıyorsunuz. Tabii kendi kurduğum bir iş bu benim zaten. Anladım, kendi zaten girişimim. Yani evet. Ne kadar kazanıyorsun? Efendim vallahi aylık 10 bin lirayı buluyoruz. Aylık. Ne yalan söyleyeyim. Aynen. Kaç tabii saat çalışıyorsunuz günde? Sabah açılış, kapanış. Ha, bayağı da çalışıyorsunuz. Tabii. Sabah açılış kapanış. Sabah açılışı anladım efendim, ama kapanış. Efendim 10'da açılıyoruz, 10'da açılıyoruz, 8'de kapanıyoruz. Aa, güzel, bayağı tabii ırgat gibi çalışıyorsunuz. Çok evet güzel. Peki, okey, gayet berbat bir meslekmiş. Şarkınızı alalım. Tabii. Güldü. Ella Fitzgerald mıydı? Alkışlıyoruz hanımefendiye. Gayet başarılı bir şak diyebildi. Çok şak diyebildi. İnanılır gibi değil. Siz de benim adıma içiyorsunuz. Demek ki Bahtügül Hanım, balzamik. Bahtügül Hanım size ne verdi? Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Alkışlıyoruz Bahtügül Hanım'a. Ben Belkıs Içtırmak. Içtırmak ne demek? İçtirmekten geliyor aslında. Hmm. Evet. İçtirmek ne demek? Ya içtirmek de böyle şey eski böyle Türk şeylerinde. Neylerinde? Orhun yazıtlarında. Yok eski Türk şey geleneklerinde çocuklara böyle işte içirilen böyle meşrubatlar için falan filan yapılan. Of nasıl atıyorum ve tutmuyorum asla. Hayır hayır o şey bence ben anladım ne olduğunu. Şimdi çay dökmek denir ya. Ha. Meşrubat içtirmek dökmeye içtirmek diyorlar. Evet. Ha. Çay değil de meşrubat. O yavaş yavaş içtirmek gibi. Yemek yaparken alıyor çektirme vardır. Öyle. Bu da içtirmesi gibi. O da olur. O da olur. Okey çok güzel. Sayın içtirmek. Allah içtirtmesin. mesleğiniz ne? Ben mucidim. Olduğumu düşünüyorum. Mucitlik bir meslek değil ama değil aslında. Ya işte şey oluyor. Yani hani bir şey evet üretip onları şey gösteriyorum bir takım firmalara. Hani, evet. Onlar da yani patentini sizin patentini elinizden veriyorlar alıp paranın evet üstüne konuyorlar. İş gibi değil de yani mucidim değil. İş gibi değil de daha çok hobi. Evet. Aynen çok iyi. Peki en son neyi icat ettiniz? Bir otomat için böyle atasözleri ve deyimler içinde yani
para atınca içine atasözleri ve deyimler düşen bir otomat inşa. Atasözleri ve deyimler düşen mi? Evet, böyle işte böyle bir kutu içinde böyle. Hazırı mı kendi yoksa bir şey mi düşürüyor? Bir yani, şey düşür. Otomattan düşüyor para atınca, düşüyor böyle. Düşüyor. Ne yani, yeni bir şey mi peki üretiyor? Yeni bir şey değil. Yok. Yeni bir şey üretmiyor. Sakla zamanı, gelir zamanı düştü bana böyle falan. İşte. Unutulmuş. Ya da işte çok fazla sık kullanılmayan atasözleri. Hatırlayalım diye. Bir tane bana söyler misiniz? Çok hatırımda yok ama bir tane imamlı bir şey var. İmam osurursa cemaat sıçar var mesela. İşte hanımefendi sizinle ama boktan sohbete ama doyamadık yani. Atasözleri demedik mi şimdi? Dedik de uçtırma, evet. Onun haricinde işte bildiğiniz gibi damlaya damlaya göl olur. O pek işte, kullanılmayan da, değil ama hanımefendi. Ama işte benim ben işte işin şeyiyle uğraşıyorum. Benim gibi bence hatırlayamıyorsunuz. Konu geliyor bana, evet. Konu geliyor. Çok uzun zaman oldu bir de yapalı bunu. Ha. Anladım. Siz bayağı kötü bir dolandırıcısınız gibi sanki. Keşke öyle demeseydiniz. Keşke demeseydim ama olanlar oldu. Peki para kazanabiliyormuşsun. Kazanabiliyorum. Neden? Otomattan yüzde mi alıyorsun? Orada biriken paraları işte bana şey yapıyorlar. Çok zekice bir şey yaptığım için direkt bana böyle... Hakikaten çok zekice hibe ediyorlar. Hibe ediyorlar. Hibe ediyorlar, evet. Hibe, vergisiz falan. Hiçbir şey yapmıyor. Direkt ooo çok git, iyi. Çok zekisin diyorlar. Siz bir şey söyleyeceğim. Siz bir şey... Bilesiz para. Çok özür dilerim. Aşırı zekiyim. Sizi... Bir sugar daddy problemi var gibi orada daha çok. Sizi biri kandırıyor gibi. Geldi. Tabii. Bu bildik kesin, ben sana söyleyeyim. Biri buna diyor ki gel tatlım sen mucitsin al şu parayı. Bir şey atasözleri ve deyimler otomatı yap bana. Bu da evet. Buyurun sizi o zaman şarkınızı dinleyelim. Tamam. Yankı. Biliyorum ben bu şarkıyı. Simge. Kimin içmesi icap eder? Evet. Ben içeyim, bana getir. Merhaba, siz Umay Hanım olarak Umay geldiniz. Olarak. Şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Umay olarak. Bak. Umay olarak mı geldiniz? Umay olarak mı geldiniz? Ayaklarına sağlık ya. Ya şey, çok eğlenceli sohbet ettik. Bence sen de iyi vakit geçirmişsin evet, inşallah. Evet, ben çok eğlendim. O yüzden gelip şarkı söyleyeceğim. Evet, yani onu ne zaman istersen yapabilirsin. Her pazartesi buradayız biz. Sen manyak gibi gelsem ya her pazartesi. Ya niye öyle diyorsun? Niye manyak? Biz geliyoruz işte, manyak mıyız biz? Hayır. Sonuçta bunu yapan biri var. Ben gelip onlar buraya her seferinde. Öyle deme, o çok eğlenceli bir şey. Bütün hafta kendime isim. Çalışıyor, bunlar da çalışıyor. Evet, onu fark ettim. Gerginlik savar dedi ya. Çok iyiydi. Bu da ıçtırmak diye soyadı buldu kendine. Tuhaf tuhaf işler. Hanımlar, beyler, bu hafta konuğumuz Bige Önal'dı. Biz haftaya pazartesi burada olacağız. Çarşambaları YouTube'dayız. Bir ara belki de haftaya pazartesi karşı karşıya gelebiliriz canlı. O belli olmaz. Belki de seyircili olacak haftaya. Ne güzel. Hadi inşallah seyircili olur. Görüşmek üzere. Schweppes, İbrahim Selim'le bu geceyi sundu.